Kendi programından herkese merhabalar. Ben Umut Akıncıoğlu. Bugün sizlerle birlikte Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisini konuşmaya devam ediyoruz. Fruit Dexter, Bursa Spor, Fenerbahçe, Beko maç sonu yayınla karşınızdayız. Programda neler olacak hemen hatırlatalım. Galatasaray Nef bildiğiniz üzere seri 2-0'la geçerek yarı finalde o maçı da konuşacağız. Darüşşafaka Gaziantep Basketbol serisi 1-1 devam ediyor. Yayın son bölümünde de o maçı konuşacağız. Bugün 3 tane maçımız var. Anadolu Efes Pınar Karşıyaka maç serisi ertelendi bildiğiniz üzere 3. maç playoff, Final Four sonrasına. O yüzden 3 maçı konuşacağız. Keyifli bir maç seyrettik. Ee, pek çok olayı içinde barındıran bir maç seyrettik. Bursa Spor Fenerbahçe Beko maçı. Onu biraz programın ilk bölümünde uzun uzun sizlerle birlikte konuşacağız. Evet bugün yine tekim. Bugün yine sizlerle birlikte program yapacağım. Bazı notlarım var. Bazı sohbet ettiğim insanlar vardı. Onların görüşlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Uzun uzun biraz program yapacağız. Herkese hoş geldin demek istiyorum. Yorumlarda beni iştik, bana eşlik ederseniz sevinirim. Bugün karşılıklı biraz soru cevap şeklinde gidelim. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Daçka Gaziantep bölümünde. Ee, Merve demiş ki mesela iyi yayınlar abi. Fenerbahçe savunma bilgisini reset atmış olabilir mi? Konuşacağız hepsini. Fenerbahçe cephesinde konuşacağız. Bursaspor Spor cephesinde konuşacağız. Anket açtım. Öncelikle ankete de oy verebilirsiniz. Playoff eşleşmesini hangi takım kazanır dedim. Fenerbahçe Beko, Fruit Dexter'a Bursa Spor. Şu an Fenerbahçe Beko %32, Fruit Dexter'a Bursa Spor %68 yayının başında. Buna bir de yayının sonunda bir bakalım bu ne kadar değişecek. Buna bir bakmak lazım. Bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız da yayınlarımızın kalitesi artar. Bizler de büyürüz. Gücümüze güç katarsınız. İstiyorsanız şöyle biraz maçtan başlayalım. Ben ilk sorumu size sorarak başlamak istiyorum. Sizlerden de bir maç değerlendirmesi istiyorum. Ben de yapacağım maç değerlendirmemi. Nasıl buldunuz? Önce kazanan ekip Bursa Spor ardından Fenerbahçe Beko. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'yi nasıl buldu? Bursa Sporlular Bursa Spor nasıl buldu? Ben bir taraftardan başlamak istiyorum. Ya evet, Bursa basketbol şehridir diyebiliriz. Hani yıllardan beri gelen, hani basketbolun köklü takımının olduğu yerlerden biri. Ama yani Bursa spor taraftarı için basketbol taraftar diyebilir miydik? Çok diyemezdik ama işte Bursa yönetimi AŞ olarak e, oradaki bütün yöneticiler biraz bunu sağladılar. Bursa spor takımının futbol takımının kötüye gitmesi. Bugün muazzam bir taraftar topluluğu vardı. Şeyden bahsetmiyorum. Hani hakaret, küfürlü tezahüratlar vesaire artık Türkiye'deki her salonda var. Voleybol maçlarında bile var. Yani her yerde var o. Hani onun dışında yarattıkları atmosferinden her şeyinden tutun keyifliydi. Yani benim gibi bir basketbol yayıncısı için gayet keyifliydi. Türkiye'de basketbolu geliştirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışıyorsak bu da seyirci de işin en önemli unsurlarından hatta başında geliyor. O yüzden Bursa taraftan teşekkür ederiz takımlarını yalnız bırakmadıkları için. Yani maçın genel bir özetini yapacak olursan da Bence koç farkı yani takımına hakim olmakla olmamak arasında giden bir durum vardı. Bursa Spor'un planları çok belli ve keskindi yani. Bursaspor'u zaten son Virtus Bologna maçında sonunda da yaptığım yayında bazı hücum setlerini göstermiştim herkese, izleyenlere. Bugün bütün setleri işledi. Sayı atsın atmasın. Bütün kısa set, uzun set, hücum yerleşimleri hepsinde sonuç buldular bir şekilde. Ya atamadıklarının hücum rubantını aldılar. Devamlı ya faal kazandılar ya başka bir şey. Bütün hücum sistemi takır takır işledi. Zaten rakip fark etmek sizin genel olarak yani bunu bir yüzdeyle anlatacak olursam çoğun yani yüzde yetmiş yüzde seksen Bursa Spor'un savunma kurgusu çok değişmez. Çünkü e, dar bir rotasyonu var çok fazla çeşitli savunmalar yapamazsın. Hani onu değiştirebileceğin savunma boy uzunluğu garda baskı işte forvetten yardım gibi vesaire vesaire çeşitlendirdikleri noktalar var ama genel olarak sabittir. Yine sabit savunmalarını yaptılar yani sezon başından beri değil Hadi yeni yıldan beri Bursa Spor'u yakından takip edenlerin çok rahatlıkla okuyabildiği Bursa Spor savunmasını yaptı. Fenerbahçe yani sezon özeti gibi maçtı Fenerbahçe'nin özellikle hücum kısmında. Devon Booker'ın e, Metin Türen'e bir Metin Mirotic yapması e, bunu unutmayalım. Yani Devon Booker'dan güzel vurdu Bursa Spor. Devam edeceğiz. Yorumlarınıza döneyim. Gelmeye başladı yorumlar. Emir Ertutan. Fenerbahçe'nin uzunları böyle olup da rebound alamaması hayret verici demiş. Mert Pehlivan, La Pena, ısrarı kadın basketbolu Euroleague kupasından etti. George Evert ısrarı playoff yapamadığımız gibi ligde de sanırım ilk turda elineceğiz demiş. Görkem Aydemir, Galatasaray Bursa finalini görmek isterim abi. Sence iyi olur mu? Valla ben memnunum yani şu an. Bir yayıncı olarak konuşacaksak ben hepsinden memnunum. Şu an playoff içerisinde veya üst tura çıkan bütün takımlar ligin gerçekten kalitesini arttıran, lige değer katan takımlar. O yüzden ben Ha Galatasaray olmuş, a Fenerbahçe olmuş, ha Bursa olmuş. Benim için fark edin. Benim işim yorumlamak. Siz çok politik geçtin değil mi burayı? <laughs> Siz bugün hücum rivandı vermemesi Bursa'nın ve son derece iyi bir yüzde ile atması maçın kilit noktaları demiş. Evet ama yani o... maçın son bölümündeki dış şutları değinmeyeceğim. Onlar evet artık havaya girmiş ritimli şutlardı ama e, bunu bu sezon boyunca çok yaşadık. Özellikle hidrolik yayınlarımızda daha çok yaşadık. Rakip dış şut soktuğunda yani bu Eurolik bazında konuşuyorum. Fenerbahçe yayınlarında genellikle %30'luk, %40'lık e, izleyici kitlesi şunu söylüyordu. Yani sanki tellak olsa staffta ve kırklasa takımı bu şutlar girmeyecekmiş havası ama ya bu böyle bir oyun değil. Ya futbolda 35 metreden atıyorsun. Ya bunu şansla diyebilirsin. Ama basketbolda bu şutun geldiği noktalar var. Birkaç tane görüntü var elinde. Ee, TV bu spor olduğu için çok fazla telifiyebiliyoruz oradan. Birkaç tane görüntü hemen çektim. Yayın maçı izlerken. Birkaç pozisyon göstereceğim size savunma düzeniyle alakalı. O şutlar öyle haybeye gelmiyor. Onu aktarmak isterim açıkçası. Muhammed Üresin. Bursa elbette bugün çok iyiydi fakat 3. maçta Fener'i zorlar ama yıkamaz Fener turu geçer demiş. Emir Ertan maçın başlığı koç farkı. Bursa Spor çok konsantre maça giriş yapıp çok ama çok iyi organizasyonla maçı dominerek kazandı. Hüseyin Bey Bursa'da fena inanmıştık ve takım ruhu var aynı Galatasaray gibi bence demiş. Keyifli basketbol oynuyorlar ve ikisi de şu an koç takım olma yolunda en, en, emin adımlarla gidiyor. Euro Cup takımı Liet Kabelidis 79 Zalgiris 55, Bursa 97, Fenerbahçe 77. Euro Cup ve Şampiyonlar Ligi'nin Euro Ligi olan farkını nasıl görüyorsun? Gerçekten Euro Cup ve basketbol şampiyonu küçümsenen ligler katılıyorum bu arada son dediğine. Küçümseniyor ama şunu da unutmayalım. Fenerbahçe orada 8-9 yabancıyla oynuyor. Burada 5 yabancıyla oynuyor. Bu da önemli faktörlerden birisi. Yani hiç süre alamayan yerli oyuncular burada daha fazla oynuyor. Onu da unutmamak lazım. Ozan Saçıntı Fenerbahçe kazanır seri ama Fenerbahçe'de çok stres var ben anlamadım. ilk maç full hakem oynadılar. Ben oyuncular kendini güvenmiyorlar gibi. Ben de Fenerbahçe'de hiç stres olduğunu düşünmüyorum biliyor musunuz? Ozan Bey. Yani bu maç çok normal. Deplasman böyle bir şey işte yani. Rakip takım yani ev sahibi rakip takıma baskı koyacak. Baskı ta e deplasman takımı da bazı pozisyonlarda zorlanacak. Bu zaten sporun olağan akışında bir durum. Çok stres yaptığını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin daha saha içi sıkıntıları olduğunu ve yani Aralık ayındaki sıkıntı neyse Mayıs ayındaki sıkıntı hala o. Kasım ayındaki problem neyse Mayıs'ta problem o. Eylül ayında, Ekim ayında hani daha sezon başındayken Hatta git Bursa'daki ilk Galatasaray hazırlık maçına. Problem neyse Mayıs'ın 17'sinde de problem hala buysa burada başka bir şey tartışmak gerekiyor gibi geliyor bana açıkçası. Evet, Goodmanson. Bursa ve Karşıyaka yarı final yapma şansları nelerdir? Bu, bu tarz şeyleri biraz yayın sonunda konuşalım mı soru cevap şeklinde? Orada daha keyifli yaparız. Hem yani aşağıda bölümler açıyoruz. Zaman olmayan ve sonradan izleyen izleyicimiz için daha akıcı olabilir o zaman. Abi sen bir Galatasaray'dan emin değilim dedim. Bir o geçti. Yaşlan ya, yaşlanıyor muyuz nedir? Ya evet şöyle emin emin olmadım. Bu arada hani bu maçı öyle bağlayayım ve yayını biraz detaylandırmaya başlayalım. Ee, bu, bu skor beni çok yanıltmadı. Yani 20 sayılık fark belki yanıltmış olabilir ama yani serinin 1-1 olmasına çok yanılmadım açıkçası. Playoff eşleşmelerin eşleşmelerinin öncesi değerlendirme yaptığımızda da benim izleyicilerimin çoğu zaten herhalde %60, %70'i bu 2-1 Fenerbahçe dedikleri nokta olmuştu. Galatasaray serisi beni bir tek şaşırttı. Şu an serilerde tek şaşırtan yer o. 2-0 geçmesini beklemiyordum Galatasaray'ın ama diğer hepsi karşı yakınında kendi sahasında kazanma ihtimali vardı. Ama Anadolu Efes kendi evinde geçecektir. Beni çok şaşırtmadı. Gelelim maç içine. Şimdi maç içine şöyle gelmek istiyorum izleninizle. İsmini veremeyeceğim çünkü izin almadım. Ama birkaç yayın önce bizim düzenli yani Basketbol Süper Ligi'nde şu an aktif bir Yardımcı antrenör, bir takım yardımcı antrenörü bizi düzenli diyormuş. Bana da teşekkür ederim. Övgü dolu sözlerle geri dönüş sağladı. Kendisi ulaştı. Bir süredir meselaşıyoruz. Bazı sıkıntı ya, bazı sormak istediğim teknik işleri de kendisine soruyorum. Bu maç içinde de sorduğum birkaç nokta vardı açıkçası. Ee, onu belirteyim. Ee, Georgevich diye mesel attım. Yani Georgevich'in oyun düzenini sormak istedim kendisine ve nasıl bir çözüm bulabilirsiniz nasıl bir e, bunu doğru kelimelerle nasıl anlatırım bilmiyorum ama Georgevic'in durdurmanın en kolay yolu nedir diye da bana şunu söyledi maçı uzak son çeyreğin 2 iki, iki dakikası geçtikten sonra biz Georgevic çalışırken şöyle çalışıyoruz dedi. için belli bir planı var. Net bir planı var ve bu sade bir plandır ve bunu genellikle yani o 18 takımı çalıştıran bir antrenör bile rahatlıkla okuyabileceği bir net bir planı vardır. Oyuncu kalitesi veya gardların kalitesiyle çözdüğü bir oyun. Şimdi biz genellikle Fenerbahçe özellikle güçsüz bir takımsak Fenerbahçe'den Fenerbahçe'yi çözmek istediğimiz noktadan birisi şu. Biz oyuncu bireyselliğinden çıkıp oyunu tamamen koçun inisiyatifine bırakmaya çalışırız. Ne gibi? Djordjevic'in ilk kurduğu planı yıkmaya çalışırız. İlk planı yıktıktan sonra Georgievich'in tercih ettiği ikinci hamle topu gardın eline bırakmak. Kısanın eline bırakıp savunma kurgusuna dönmek. Yani koç olarak savunmaya dönüyor. Hücumda da topu tamamen kısaya bırakıyor. Biz zaten bunu bütün sezon boyunca konuştuk. Yani bu bilinmeyen bir şey değildi. Hani izleyen herkesin de çözebileceği bir şeydi. Daha sonrasında eğer gardının Forvetlerle veya uzunla artık Fenerbahçe'nin o anki beşindeki bağlantısı kimse topa yön verdi. Mesela bugün de şampiyer yoktu. Fenerbahçe'nin en çok kullandığı şeylerden biri 3 numara alçak oyunu, alçak post oyunları özellikle sol dip köşe. Buna buna yardım getirerek de şampiyerin bir oradaki çemberi çembere direkt gidişlerini ve cross paslarını kapatmaktır. Fenerbahçe'de bunu yaptığın Fenerbahçe'nin hücum planı sıkıntıya düşer ve genellikle zorlama şutlara kalır. Fenerbahçe'de tamamen Düzeni, kısanın veya o anki yaratıcı işte uzundan yaratıyorsa, bağlantıyı kestiğinden Fenerbahçe hücumları tıkanır. Fenerbahçe hücumları tıkandığı an Fenerbahçe e, güçsüz takımları, Fenerbahçe'den daha güçsüz takımlar Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşır ve yenme veya kazanma ihtimali daha çok artar. Basit bir plandır ama her zaman işleyen bir plandır bu genellikle. Euroleague'de de bunu pek çok kez görmüşüzdür dedi sevgili koç. Yani tek bir şeyine bile itiraz etmedim. Yani cümlesinin arasına bile girmedim. Ya peki ya şu. Çünkü bütün sene zaten Fenerbahçe üzerinden bunu konuşmadık mı? yani ben Barış abim e, buradayken Sarper, Mert artık kim çıktıysa Euroleague yayınlarımıza, sizler chat kısmında hepsini bunu böyle konuşmadık mı? Şimdi bugün baktığımda Fenerbahçe'nin hücum şablı, hücum planına son maç yaklaşık artı 24 artı eksi verimliliği veren ve verimlilikte de takımın en üst seviyesine çıkmış Fenerbahçe'nin bir belli başlı 5'ler. Tamamen şu. 4 ve 5 numara rotasyonunda en çok verimliliği vermiş Dechampiel, Booker. Daha sonrasında Metecan, Ahmet, Metecan, Booker. Bu kombinlerle devam etmiş. Koç ilk maçta en büyük dezavantajı ne zaman Devin, Booker ve Veseli ile oynasa hiçbir şekilde Bursa Spor'a üstünlük kuramamış. Skor anlamında. Maç ya kafa kafaya gitmiş ya Bursa Spor'un öne geçtiği anlar olmuş. Şimdi burada iki tane soru geliyor insanların aklına. Ya video analiz ekibi işte yardımcı analiz analistler hiç rakibe çalışmıyor. Ya da koç ne kadar analiz yapılırsa yapılsın, staff'tan ne gibi destek gelirse gelsin sadece bildiğini okuyor. Veya güvendiği oyunculara devam ediyor. Ben bunun ikinci kesin, ikinci söylediğim tarafındayım. Çünkü şimdi bu yorumu yapmak benim hakkım, şöyle hakkım gelişmeye çalışan bir kanalım. Ve genel değerlendirme veya istatistik okuyarak yayınlar yapmadım. Belki ilk defa izleyen izleyiciler varsa, e, senin ne haddine diyenler varsa yayınlarımın hepsi duruyor. Bir fark yaratmak adına elimdeki bütün imkanlarla görüntüler, görüntüler üzerinden pozisyon savunma okumalar, video oyun e, oyuncu analizleriyle yani bir şekilde saygıyı direkt istemek yerine onu kazanmaya çalışan biri olarak bu benim hakkım. Bunu söyleyebilmek. Artık bir senenin sonunda. Devin Booker veseli, ısrarı, isteği 3,5 aydır Fenerbahçe'yi öncelikle Euroleague playoff'undan etti. Bak kısalara gelmiyorum bile daha uzun rotasyonları. Öncelikle playoff rotasyondan etti. De Colo ve Nando'nun gelmesiyle birlikte. Şimdi de Bursa Spor eşleşmesinin ilk maçında Bursa'nın Fenerbahçe yakalamasını yer yer. Nando'nun etkili oyununu bir kenara bırakıyorum. Bu maçta kaybetmesinde en önemli etkenlerden birisi. Hani Meryl Şayak ısrarı vesaire onları daha kısalara girmedim bile. Bir diğer unsur ilk maçtan bugüne Fenerbahçe adına taşınan organizatör Henry yaratıcı bu sezon başında Meryl Şeyak olarak kullanıldı. Daha sonrasında Guduric olarak kullanıldı. Daha sonrasında Melih Mahmutoğlu olarak kullanıldı. Bozma oyunu oynadığı dönem daha farklı bir oyun olduğu için o 6 haftalık kısmı çıkıyor, çıkarıyorum. 3 numarada Dechampier alçak post oyunları oynayabilen. 4 numarada tamamlayıcı dediğimiz oyuncu. 4 numarada spacing yapan ama daha çok topa da yön veren. Oyunun merkezinde garda eşlik eden tepe noktalarında en azından handofflarla perde çıkışlarla vesaire. 5 numarada çember altı bitiriş. Yani çemberden uzak bir 4 numara tanımı da yapabiliriz. 5 numarada da bitiricilik. Şimdi bu mantalite evet 2000 ile 2010 arasında Georgievich'in, e, Obradovic'in Panathinaikos'la uçurduğu bir mantalite. Ama günümüz basketbolunda artık bir tane topa yön veren oyuncu değil. iki tane lazım. Yeterli olmadığını da çoğu zaman yürürlükle maçlarda görüyoruz. Ergin Ataman da Simon'u katarak da son 4 senedir muhtemelen yine final yapacaktır. 3 top, topa yön veren oyuncuyla devam ediyor. Şimdi ilk maça döndüğümüzde etkili olan 5 tane baktığımızda Fenerbahçe'nin kimleri gördük? Dekolo, Henry, Melih Mahmutoğlu. Dekolo, Henry, Şeymuz Azer. Dekola Henry Şehmuz Azer, İsmet Dekola Şehmuz Azer. Fenerbahçe'nin etkili olan 5'lerinde hepsinde üç tane kısa oyuncu var. Net top yönme bugün baktığında yine yani Guduric'i 3'e atıp dekola 2'ye çekip Henry'yi 1. Bu Fenerbahçe'de ya yani bu parçaların tam birbirine uyduğu oyuncular değil. Guduric topsuz koşular atmaz, backdoor yapmaz, perde çıkışının üzerinden kendi oyununu oynar. Henry elinden top çıktıktan sonra ve hücum yerleşimde eğer tepede kalan bir oyuncuysa bunu daha çok bekleyerek devam eden. Dekolo topu eline bekler veya Steger yani senin bir setin vardır Kokoşkov gibi sıralı perdelerden çıkarırsın. Dekolo ile topu buluştursun. Dekolo hareketli aldığında topla devam ettiğinde yaratıcılığını konuştursun ama Dekolo topsuz oyunda da hareketli değildir. 3 tane topsuz oyunda hareketlik hareketsiz kısayla çok da bir verim veremezsin zaten. Al gene <laughs> enteresan yorumlar gelmeye başlamış. İşte bazı yorumlar güzel ama onu öyle gösteremem kusura bakmayın. Bursa yine deplasmanda tek maçta tur geçecek. Adamlarla bağımlılık yaptı ilk maçı ondan bilerek bıraktılar ki seriyi deplasmanda geçebilsinler. Seriyi deplasmanda yani güzel kumar. Yani bu yorumun üzerine diyebileceğim güzel kumar. Muhammed Türes'in Giorgiovic bence büyük takım koçu değil bir türlü takımına seviye atlatamayan bir koç. Geçen sene Bologna yarı finalinde Bu sene Fener Playoff'a bile kalamadı. Ama olur mu? İtalya Ligi'ni kazandı öyle değil mi sevgili Muhammed? <laughs> ya bu, bu ya bunun 2 artı 2 4 matematiği olan bir durum değil bu. Yani o takımda bunu yaptı, bu takımda gelip bunu yapacak. Burada şunu yapamadı, orada da muhtemelen onu yapar veya yapamaz. Bu öyle bir şey değil. Takımın sana uyumluluğuyla alakalı. Şimdi gelecektir yine Georgievich bu takımı Georgievich kurmadı. Şimdi ben bu yorumu zaten hiçbir zaman kabul etmediğimi ta en başta ilk söyleyen birisi olarak da e, dile getireyim. Takımı ilk kurmadı ama takımı başına geldi ve bu yorum şurada haklı bir yorum. Ligin 13. haftasında Kokoşko bırakıp gitmiştir. Doncic çağırmıştır. O da acayip oynuyor bu ara. Bırakıp gitmiştir. 13. haftasında ligin, Eurolig'in Georgievich'i getirmişsindir. Sene sonunda bu tabloya yaşanmıştır veya sezon içi inişler çıkışlar yaşanmıştır. Dersin ki kardeşim bu takımı Georgievich kurmadı. Takımın başına getirildi. Kabul. Georgievich geldiğinde takım daha sahaya idmana bile çıkmamıştı. Takımı kendi kurmadı. Kabul. Ama takımı ilk günden o başladı çalıştırmaya. Takımı görüyorsun. Takımın ne oynadığını biliyorsun. Yılların üst seviye basketbolcusu. Bayağı üst seviye basketbolcusu. Ee, i̇yi de bir yorumcuydu zamanında. Ama hala bir şeylere inat etmek çok e, normal olduğunu düşünmüyorum. Yani Devin Booker ve Veseli ikilisinin ısrarı Fenerbahçe'ye pek çok şey kaybettirebilir. Belki bu seriyi kaybettirmez. Ben fikrimi söyleyeyim. Bugünkü tribünden sonra Fenerbahçe tribünlerinin dolacağını düşünüyorum ben, onu belirteyim. Ee, seri 7-2-1 Fenerbahçe'nin geçeceğini düşünüyorum. Ben hala fikrimden ettim 60'a 40, 65-35 mi öyle bir şey demiştim ya da 60'a 40 ilk gün. Ben ona yakınım hala. Ee, geçeceğini düşünüyorum. Bir yerden sonra oyuncu rotasyonunun kazanacağını düşünüyorum ama bu sana yarı finalde veya finalde başka şeyleri kaybettirebilir bu sıra. Ferhat Canmaz. Dekola Gudriş bireysel iyiler ama beraber oynayınca rakip antrenmanda bulamadığı şutları buluyor. Keza Bursa pota altı faal problemi giriyor. Fenerbahçe vesile bu kırp başlayıp kavga etmeli. Şimdi biraz Fenerbahçe'yi çok konuştuk. Ee, dönelim. Kazanan takıma dönelim biraz da sizlerle birlikte? Şimdi kazanan takımın Bursa'nın yani imkansız çözülemez bir oyunu yok. Çünkü dar rotasyonu var. Belli kalıplarda oyuncuları var ve belli taktiği var. Olimpiyev için. Ve bunu basiti çok iyi yapıyor. Zaten işin özü de o. Basiti kolay göstermek en güzel. Bugün ilk yarıda Bursa Spor'un hiçbir hücum seti veya hücum şablonu kötü sonuçlanmadı. Yayının başında da söylediğim gibi. Hepsi ama hepsi işledi. Yani son Fruit Dextra, Bursa Spor Polonya maç sonu yayınım var. Oraya gidip Bursa Spor'un gösterdiğim bazı hücum setlerine bakabilirsiniz. Kısa set, uzun set hepsinin bazılarını gösterdim. Ee, gösterdiklerimde genellikle fena, e, Bursa Spor'un ana hücum şablonlarıydı. Şimdi bakıyorsun 4 numara Cucinski'nin dirsekten top aldığı, 3 numarayla handoff yaptığı, birin terse gittiği, 3 numara eğer kendi Onur Alp ise e, yani önü kapalıysa, penetresi kapalıysa 1'e gidip handoff verdiği, Ondan sonra devamlı sıralıp perdenin oynandığı ve bitirilen bir oyun. Bir numaranın şutu, dördün devrilmesi, dördün dışarıda dış şuta devrilmesi, beşin içeri devrilmesi. Bu arada da 2 ile 3'ün bir backpickleri var birbirlerine. Yani şa hücum şablonunda bir hareketli, 3 hareketli, 5 hareketli, 4 hareketli, iki hareketli duran hiç kimse yok ve hepsi işledi. Bir sonuç bulamazsa eğer 5'i de kapattıysa Fenerbahçe içeride dışarıda Yukarı doğru çıkan iki numarayı bulup iki üzerinden dördün perdesi devam. Hiç durmayan bir oyunu var ve hep işliyor. Bu, bu başarıdır gerçekten. Ben Alipievich tebrik ederim. Sezon başında e, Alipievich sezon başındaki haliyle şu anki hali arasında dağlar kadar fark var. Çok büyüdü ve bunu birkaç yayın önce de söylemiştim. Büyük koç, yani büyük takım veya şampiyonluğa oynayan takım koçu kumaşı var kendisinde. Her zaman büyük takım koçlara en iyi koçlar olmaz. O büyük takımı çalıştırmak başka meziyetler ister veya şampiyonluğa oynayanlar. Ve olimpiyaya bir işte bu var. Ev sahibi oyunu farklı. Ev sahibi iken deplasmandaki oyunu farklı. Iııı. Ee, daha teyit ettiremedim bilgiyi ama zaten 2-3 yıllık bir 3 yıllık bir kontrat vardı da için. Benim öğrendiğim kadarıyla 1 artı 1 yani gelecek sene 1 Öbür sene artı bir e, opsiyonu var. O da sanırım Eurolik opsiyon olacak Alimpiyev için. Bir sene daha Bursa Spor'da kalması hem kendisi için hem Bursa Spor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bütçenin de Bursa Spor'un yaklaşık 3 milyon dolaylarına çıkacağı yani e, %100 bir artış olacağı söyleniyor. E, çekebilecekleri bir veya iki kaliteli yerli oyuncu ve bir iki tane de özellikle bir çember altına bir uzunda ve bir kısa da Bursa Sporu çok farklı bir yere taşıyabilir. Euro Cup'ta kalırsa da hani Euro Lig olacak mı onu biraz yazın göreceğiz. O yüzden yani Bursa Spor basiti o kadar güzel işletiyor ki ve gösteriyor ki herkese takdiri yani... izlerken keyif aldığım Avrupa'da ACB Ligi de dahil buna, İtalya Ligi de dahil, 10 takımdan birisidir. Gerçekten de öyle. Yani Fenerbahçe ile Bursa Spor farklı farklı yan yana maçı olsa ağırlıklı Fenerbahçe izleyicimin olmasını bilmeme rağmen keyfimden dolayı Bursa Spor maçını tercih edebilirim. Devin bu Bursa ilgisini iş yapar valla. Valla ben şöyle söyleyeyim. Meryl Şerak bu sezon Bursa Spor'da olsaydı farklı işlerde yapabilirdi Bursa Spor. Çünkü her seviyenin oyuncusu farklıdır. Süren, kullandığın top, oyun düzeni, koçunun sana verdiği özgürlükler. Çoğaltarak gidersin bunu. The Umut adaşım. Bence Bursa Spor şampiyon olur. Yani peri masalı ligde mi sonlanır böyle? Enteresan. Pelio feşleşmesini hangi, tak hangi takım kazanır Oylamamda şu an Fenerbahçe Beko %35, Fruit Dexter Bursa Spor %65 yayına başlayalı. 23 dakika olduğu 23 dakikanın başında da yaklaşık böyleydi. Hala da böyle. Yani, yani genel olarak Fenerbahçe'nin nelerde herhalde takımı inansızlığı var. Prince of Persia Aga takımı kurmadıysa gelmesin öyle bir mantık mı var? Katılıyorum. Geldiysen bazı şeyleri kabul edip gelmişsindir. imza. Adam bir koç bile alamayan bir başkan uzarken Allah sabır versin bize. Ya şimdi bu koç moç kim gelecek? Futbol takımının işte koçu belli, teknik direktörü belli olmadan basketbolun kini gelmez işte e, e, vesaire çoğaltabileceğimiz pek çok şey var. Onları daha böyle bir sadece bir Fenerbahçe yeni yapacağız sezon bitince. Tüm sezon. E, orada daha rahat uzun uzun sizlerle birlikte tartışırız. Abi son maçı Bursa mu alır mı Fenerbahçe mi? Az önce söyledim. Ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Tabii bilemem o kadarını da. ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum diğer maçta ama yani vurur geçer, kırır geçer diyemem. Kafa kafaya yine son topa kadar gidecek bir maç seyredeceğizdir. Çünkü ilk maçın sonunda burada sevgili Mert'le maçı konuşurken ilk maçı şunu söylemiştim. Hayes'in yine bir faal problemi yaşadığı noktada Euro Cup'ta işe yarayan Cucinski ve Metin Türen uzunları bu mobilizasyonu sağlıyordu. Ee, işte i̇şte Can Holland'ı 3 3 numaraya çekip orada yine bir size'lı alıp 2 numarada Onur Alp bir de Needham veya Andrew Wendels genellikle Needham tercih yapılıyordu. Bu tercih Euro Cup'da Bursa çok fazla verim verdi. Ama Fenerbahçe maçında vermemişti. Çünkü Mete Can yani çok yerden vuru, yere vuruldu ama ilk maç bizde genellikle istatistik kağıdına bakıyor. Yani maçı izlemezsin istatistik kağıdını alırsın ilk maça baktığımızda ya bu Ahmet Düveroğlu ne oynadı dersin. Ama halbuki maçı izlesen Ahmet'in aşağıda o mobilizasyonu engelleyen çok fazla etkeni vardı. Çok çok kalın gelmişti. Metecan'ın dışarı çıkıp kendisi de spacing yapabildiği için bir 3.5 numara olduğu için ve yani haliyle Metin Türen'den de daha kaliteli olduğu için bugünkü performans dışında konuşuyorum. Genel olarak kariyerinin e, hani form başka mevcut yetenekler farklıdır. Onu öyle ayırt etmek lazım. Yoksa form olarak, olarak Metin Türen e, ona ayrı bir parantez açarız. Acayip bir sezon oynuyor. Fenerbahçe'nin Bursaspor üstünlüğü sağlamıştı. Piyeviç buna çalışmış bugün. Ya yani bunu nasıl çalışmış Ali Piyeviç? Birazdan bir görüntü de göstereceğim size. Özellikle hani e, uçup gitti böyle Bursaspor'un leblebi gibi şut atmaya başladığı, eee uyumaya başladığı bir pozisyon göstermek istiyorum size. Genellikle e, bütün şutlarda buna benzer bir savunma kurgusundan geldi Bursaspor'un. Hani sadece bu pozisyon üzerinden düşünmeyin ama genellikle buradan geldi. Şimdi bu sanırım mola aldıran şutların başındaydı. Önce savunma tepe kurgusundan başlayayım veya savunma düzeninden başlayayım. Şimdi Fenerbahçe'nin savunması tepe ve aşağı noktasının bu ortadaki 2,5-3 metrelik mesafe yakalandığında genellikle dağılan ve yarılan bir savunma kurgusu. Bunu Euroleague'de çok fazla göstermiştik sizlere. Bugün ne fark vardı? Virtus Bologna ve ilk maçta da vardı gerçi özellikle. Virtus Bologna maçı, Andorra maçıyla da birlikte. Ee, şunu yani Fenerbahçe staffı buna çalışmış. Gardlara tepede double'ı getir. E, yandan da forvet yardımıyla da orayı ortadan delinmeyi engelle. Genel olarak ortayı delinmeyi engelle. Virtus Bologna bütün savunma kurgusu neredeyse buna kurmuştu ama e, savunma rotasyonu çok doğruydu Virtus Bologna'nın özellikle aşağıdan gelen e, double'larla birlikte. Şimdi Fenerbahçe'de bunu yapıyorsun. Kabul. İlk maçta tutmasının sebeplenen birisi Bursa Spor'un doğru hücum planını bulamaması, yerleşimini sağlayamaması, Alimpiyevic'in de istediği beşlerle kalamaması. Biraz daha oyuncuların mental toparlaması da var. İşte Andrew Andrews'un Needham'ı kenardan getirerek de. Şimdi bu, bu hücum planını yaptı yerleşti. Needham tepede double gelmiş. Cucinski dirsekte, en üst köşede koçun önünde, e, önünde Metin Türen var. Solda Onur Alp var, Can Halut var. Bu zaten Bursa Spor'un oynadığı set hücum şablonlarının başlangıçlarından birisi. Klasik hücum yerleşimlerinden birisi. Şimdi sen burada double'ı getirdiğinde ve mesafeyi bu kadar açtığında ve savunma olarak e, tepeyle aşağı bağlantısını kaçırdığında o pası geçirdiğin an, o topu çalamadığın geçirdiğin an Bursa Spor'a her defasında teslim oluyorsun. Yani iki kişinin savunmada çalışması bütün takım engelleyemez. Çünkü doğru hücum yerleşimi dedikleri basketbolda genellikle bu oluyor. Ve en fazla da buna çalışıyorlar. İyi koçlarda da genellikle bunu görürüz tek pasla Devin Booker Jujinski'ye pas geldikten sonra Bamba geliyor. Jujinski zaten ezbere bir şekilde Metin Turan'a çıkıyor. Hiç çembere gitmedi, gereği duymuyor. Metin Turan da topu çembere bırakıyor. Bu bir tek bir pozisyon ama Fenerbahçe'nin yediği dış şutların çoğunda buna yakın savunma yerleşimini ve Bursaspor'un hücum yerleşimini görebilirsiniz. Yani dersine çalışmış Olimpijevic. Ya yani aradaki farklardan birisi bu. Ahmet Özdemir. Dekola gitme kurbanın olayım. <laughs> Tek üzüldüğüm sensin ya. O da çok uzun bir konu ya. Sevgili Ahmet Özdemir. Bunun da %50 eline. Toplum yani referandum yapsak kafa kafaya çıkabilir. Gitsin diyen var kalsın diyen var. Mantık çerçevesi içi doldurulan her fikirde doğru. Hepsinde katılıyorum açıkçası. Ben de çok kararsızım yani gitsin mi kalsın mı. Gitmesi tarafında izolik cephesi için düşünüyorum şu an. Gitmesi tarafına daha yakınım. Hani verim, fayda, para, fayda. Bu çok güzel diyorum. Ahmet Okan'ın söylediğini imza atıyorum. Son maçı kim alır bilmem ama seyreden herkes keyif alır. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Selim Bologna muhabbeti. Merve Özdemir. Bence farkın önemli etkeni bulduran ritim ve oluşan şu özgüveni. evet. Ya bu fark sadece son 4 dakikada geldi yani. Evet açılmadı bir 81-66'ya çıkan kısım vardı yani. Son e, çeyreği, son çeyreğin 5 dakikası da oluşan bir fark. Ama maç özelinde de Bursa Spor maçı 7 ila 10 sayı arasına bağlamıştı. Kitlemişti ki bu normal. Deplasman takım olarak da kabul edebileceğim bir e, faktır bu. Bursa Spor için de ev sahibi takım için de tetikte olduğun ama böyle önde götürdüğün anlarda daha önemli. Yani Bursa Spor geriden gelmektense ev sahibi olarak ve kendi oyun tarzlarında önde götürmesi gereken maçtı. Her iki takımın da içinde ideal bir durumda ama son hamleleri doğru olan kazandı. Alimpiyeviç 4. çeyreğin başıyla dördüncü çeyreğin ortasında kadar ki 5 dakikalık yaklaşık 4,5 dakikalık sürede zarlarını attı. Georgievich de Veseli'yi 5.30'larda bir yerde aldı. Veseli'yi kenarda tutarak Devon Walker Metecan'la denedi ki e, ilk maçta yarayan, işe yarayan 5'te orada kalmaya çalıştı ama şimdi kaçırdığı nokta şuydu koçun orada Önde götürdüğün veya kontrolün sende olduğu oyunda işe yarayan bir düzende o. Sen geriden gelmeye çalıştığın yerde Veseli'yi kenarda tutup Devin Booker'a kalırsan o işte aynı sonucu vermiyor. Basketbolda aslında keyifli yapan veya işin teknik analiz kısımlarına girdiğinizde keyif alarak okumalar yaptığınız kısım bu. Tamamıyla. Yani <laughs> hücum Tamam ben Booker'ın hücumunu zaten analiz videosunda göstermiştim size. Ama savunma kısmı bir kara delik. Tweet de attım ben. Yani Metin Türen maçtan sonra Devin Booker'ın formasını alıp salonuna assın diye. Metin Mirot yaptı kendisini. Metin Türen demişken de bir parantezde açalım bence hak ediyor kıymetli. Yani yerli oyuncularımıza biraz daha pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyorum. Çünkü o kadar gelmiyor ki fabrikasyon tavsiye hepsi 6 yaşlardan çıkanların. Metin'de güzel bir seviye atladığını düşünüyorum. Sadece kendisini ligde değil Euro Cup'da da is ispat etti. Kritik maçlarda önemli roller geldi. Belki Bursaspor'un sezon başı planlamaları içerisinde 8-15 dakika arasına sıkışmış. Cucinski'yi dinlendiren bir oyuncu olacakken ile birlikte farklı bir role bulundu. Bence etkili bir performans verdi. Seviyesini de yükselttiğini düşünüyorum ve Koçun direkt dokunuşu var kendisine. Ee, milli takım havuzun içine net bulunacaktır. Net bulunacaktır. Menajeri kim bilmiyorum ama eğer baba menajerlerden birisi değilse Türkiye'de adı geçen muhtemelen hiçbir zaman ilk 12'li kadroya falan giremeyecektir. NBA oyuncuların burada olmadığı dönemden de bahsediyorum. Ee, bakalım göreceğiz. Ama milli takım havuzuna net olacaktır. 4 numara rotasyonumuzun böyle zorlayıcı olması da iyi oldu. O yüzden bir kez daha tebrik ederim Metin Türen'e. Yani şutu var. Fake üstü penetresi var. Biraz işte e, perde üzeri de, perdeden devrilme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor. Yani sadece pikem pop'la olmaz o. Yani sadece pikem papa kalırsan işte Polonara vari ve tek bir oyunu çok iyi oynayan ama B planı oynayan başka koçlar çalıştığında sıkıntı yaşayan bir oyuncu olur. Onları geliştirmesi lazım. Çok küçük nüanslar var oyunda geliştirmesi gereken. Benim bu sezon keyifle izlediğim oyunculardan birisi. Ee, Can bu Booker Milli aynı 5'te takım savunması için intihar gibi yaz oraya bir tane de dekolo. <laughs> bir dekolo yazın. kaldık ki de dekolan, dekolanın savunması çok tartışılırdı. Devon Booker'dan sonra dekolanın savunması artık kimse tartışmıyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bence tüm takım yenilesinler. Ya yemin ederim hiçbirini beğenmiyorum. Ben Yudo Bogdan'ın 3 boyanı kimlere kaldık? Ya şimdi yani o dönemki harcadığım parayla şu anki bir değil. Ama fikrim benim hala net. Fenerbahçe bütçesi bence güzel bir bütçe. Pek çok şey yapabileceğim bir bütçe. Bu sebepten dolayı e, yani oyuncu izleme komitesi var. Ne iş yapıyor? Ben çok çözemiyorum. Herhalde pek çok kişiyle de aynı fikirdeyizdir bu konuda. Şimdi bir tane pozisyon göstereceğim. <laughs> Mesela hani bütçe de Booker 1.3 milyon dolar para kazanıyor. Bu resmi bir rakam. Hani açıklanmış bir rakam. Sene, <laughs> seneye de 1.4 veya 1.5 alacak. Bu pozisyon hatırlıyorsunuzdur. Bu pozisyonda e, ee, Hayes ile Andrews'un handoff'u var. Devamında Andrews, Hayes, indiriyor. Andrew, Hayes smaçlıyor. Burada bir tane oyuncuya dikkat etmenizi istiyorum. Çevre kontrolünü, savunma pozisyon alımının ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir tane oyuncu var. 23 numarayı tutan 31 numaralı oyuncu. Devon Booker. Bunu okuması lazım işte. Yani bunu okuyamadığında Fenerbahçe seviyesi olmuyorsun. Bunlar küçük detay, detaylar zaten küçük oluyor, önemli pozisyonlar. Yani bunlar maçın kırılmaya gittiği, rakibin hava bulduğu. Hani diyoruz ya Bursaspor. Yani siz diyorsunuz yorumlarda chatte. Hava buldu, ritim buldu gitti. Haybiye bulmadı. Heysin bu smacından sonra tribünler atkı sallamaya başladı. O zaman zorlanıyorsun. İşin bayağı zayıflıyor. Natik, Fener biraz zorlasa 3. şerekte Bursa faal problemi yaşayacaktı. Resmen sallana sallana, so, sallana sallana maçı Bursa kazansın diye oyun oynadılar. Ya üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin geldiği anlar var şimdi e, bunu belki bu yorumumuzu dördüncü çeyrek olarak yaparsak evet yani üçüncü çeyrekte geldi Fenerbahçe bu arada Fenerbahçe gerçekten gelmek için pek çok şey denedi bence Bursa Spor'un başarısını veya galibiyetini almayalım. almayan e, Staff'ı ve oyuncuları çok iyi reaksiyon verdi evet kabul ediyorum muazzam bir yüzdeyle oynadı Bursa Spor muazzam bir yüzdeyle oynadı ama bunu e, İyi gününde olacaktır bazı takımlar. Bazen %45-50'leri vuracaktır. Ama bunu işte, işte tevafuk, ne bileyim mukadderat, bu tarz şeyle açıklayamıyorsun. Bunun oyun içi o ana geliş anları var. Bunu onlarla açıklayabiliyorsun sadece. Şeyi de, ya söyleyemeden edemeyeceğim. Yani zaten ilk maç sonunda konuştuk. Çok da konuşuyorum. Mehmet keser atar. Zafer Yılmaz, Serhat Büker. Maçın triosu. <laughs> Maçın hakemleri. Öyle ya da böyle iki takım da oynamaya çalışıyor. Öyle ya da böyle iki takımın koçu da bir şeyler sunmaya çalışıyor. Birisi belki taraftarı memnun edemiyor, öbürü taraftarı memnun ediyor. Öyle ya da böyle bir takım Euro Cup finalisti olmuş. Diğer takım Euro League takımı. Çok samimi söylüyorum. Cenk Renda kendi Fenerbahçe'nin hücum ettiği pota altta dursun. Nedim Yücel Bursa Spor'un hücum ettiği yerde dursun. Ne bileyim Trifonovic maçın orta hakemi olsun Fenerbahçe'nin staffından. Bir tane de Bursa Spor'un staffından bir maçın orta hakemi olsun. Bir yerden sonra şunu söyler Bursa Spor düdükleri çalacak olan asistan koç. Ya çalmayayım bunu ayıp olur. Cenk Renda Fenerbahçe menajeri şunu söyler. Ya bu düdüğü de çalmayayım Bursa Spor'a ayıp olur. Ya öyle düdükler çalıyorsunuz ki. Her, yani bütün takımların. Ben bunu daha önce de söyledim. Bu hakemler bir, 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 maçı bir takımdan alıp bir takıma verebilecek seviyede değil bizim Türkiye'deki hakemlerimiz. Kural kitapçığını çok iyi biliyorlar ama basketbol topunu çok ellemedikleri için pozisyon okumaları zayıf. Hakemlikte de hangi ya gerçekten profesyonel yabancı hakemlerden bahsediyorum. Kim röportajını izlerseniz söyledikleri hep bir şey vardır. Hakemle yorumda hakem yorumu diye bir şey de vardır ve pozisyon okuma diye bir şey de vardır. Öyle düdükleriniz var ki yani ben adım kadar eminim. Efes Fenerbahçe final serisi. Galatasaray Fenerbahçe final serisi. Bursa Galatasaray Fenerbahçe artık kimse kimi çıkarmak istiyorsanız öyle düdükler çalacaksınız ki isyan ettireceksiniz yani insanları. Öyle yabancı hakem falan da gelsin de demiyorum yani yabancı hakemlerin basketbol öyle futbol gibi değil ne yazık ki. Yani nasıl çözülecek bilmiyorum ama kötü yani. Bunu en başa inmek lazım sanki. O üniversitede okurken 15-20 lira altyapı maçlarından harçlık çıkarmak için. Öğlen 12'de salona girip gece akşamüstü 7'ye kadar maç yöneterek başlayan hakemden başladığı için oraya kadar inmek lazım. Mesela il temsilcileriyle arası iyi olan abim, canım olmayanlarla mı ilerlemek lazım? Biraz başka yeteneklerin bakmak lazım? Üniversitelerde hakemlik mesleği mi açmak lazım? Futbol, basketbol, voleybol artık nereye yönelmek istiyorlarsa. Bunu artık biraz şeye mi döksek? Ee, bir liyakate mi döksek? Ne yapsak? Çok kötü. Çok kötü hakemler Onunla konuşmaya konuşmayalım. Hakeme değinmeden de geçmek istemedim açıkçası. Biliyorum hepiniz de mutlu mutlaka hakemlere. Merve Mat. Sinir falan bırakmadılar. Daha ne kadar kötü oynayabiliriz? Bilmiyorum. Demiş. Dalakles Emre. Uzun süredir takıma katkı sağlamayan ve çok formsuz olan Guduric yerine Polonar tercih edebilirdi. Guduric maçta yaptığı katkıyı İsmet yapabilirdi. Ya ben ona çok ya oradan eleştiremem kimseyi. Koçu tercihlerini. Çünkü ya mesela siz bunun fikrindesiniz. Başka birisi başka bir fikirdedir. Bu günün sonunda 7-24 oyuncularla yaşayan koçun bileceği bir iş. Belki Polonara ben hep söylüyorum. Ben Polonara'sız çıkmam. Bu takım iskeleti, dekolo ve seli yan parçaları polonardır. Bunun üzerine kurulmuştur bu takım. Kokoşko kurarken bunu inşa etmiştir ama inşa etmiştir ama yani 7-24 yatan koç Polonar'ı sevmediğini biliyoruz. Tutmadığını biliyoruz. Ama belki Polonari dün bir rahatsızlık geçirdi. O kadar da günahına girmeyin Yani şey yapmayalım. Ama Dechampierre Giorgiovic için çok önemli bir hücum planı. Belki %43'ün planı. %30'u. Yani Kokoşkov'un bir maç içerisinde en fazla 5 veya 6 kere alçak posta oyunu oynatırdı geçen sezon. Ve bunun hepsi belki de şampiyon değil. Bazıları Ulan üzerinden oynatırdı. Fenerbahçe'de bu rakam 10-15'lere çıkıyordur muhtemelen. Bir analiz etmek lazım. Onu bir kontrol etmek lazım. Oralara kadar çıkıyordur. Hani e, kendi direkt izlerken bile bütün hücumların arka arkaya 4-5 hücum de şampiyon alçak posta oyunundan kurulduğunu görüyoruz. Onun varyasyonları vardır sadece. De siz bunu yapmak Fenerbahçe'ye çok tıkadı farkındaysanız. Hep tepeye kaldı ve Bursa Spor da e, buraya bayağı iyi çalışmış. Şimdi Bursa Spor'un şöyle bir savunma kurgusu vardı. Bugün özelinde ilk maçtan farklı bir de. E, savunma boyunu yaklaşık 5,5-6 altı metre. 6 altı metreye yakın bir şekilde uzun tuttu savunmasını ve bunu e, çok fazla yayın dışına çıkmadan kurmaya çalıştı. Ama en önemli unsur burada. Burada da bence ekip iyi çalışmış. Çünkü bunu Euroleague yayınlarında, maç önü yayınlarında da çok fazla gösteriyordum. Fenerbahçe'nin rakipleri genellikle Euroleague'de e, savunma genişliğini, yayılımını e, 4,5-5 metre bantlarını sıkıştırıyor. Çünkü tepede baskıyı kurup forvet kısımlarını daha dar bir şekilde boyalı alanı kapatıyorlar. Çünkü Fenerbahçe oyunun bir orana vuracaksak %60'ını içeri indirme içeriden kurmaya oynayan bir takım. Tepe dışarıdan şut yüzdesi zaten sezon boyunca ortada aşikar. Ee, Oraya yıkmaya çalışan oradan bir zorlama atışlara yöneltmeye çalışır genellikle. Bursa Spor'da bunu yapmış. Dediğim gibi basitli planları var Bursa Spor'un ve işliyor. Bu bir başarı. Tebrik ederim valla. Yani Şeyde de merak ediyorum açıkçası şimdi daha düşmez o istatistikler ama Fenerbahçe ilk maçta 85 pozisyon sayısı, şey, positions üretmişti ve 1.21 ortalaması vardı. Bu maçı merak ediyorum. Tamam ilk maç 100 sayıydı muhtemelen bu yi, hani bir 82-81'lere varmış mıydı? Çünkü 80 altında kaldı da Fenerbahçe bozma oyununu oynadığı o dönem dekola ve senin olmadığı dönem dışında maç kazanamıyordu ve bir nokta bir, birinin altına düştüğünde de kazanamıyordu. Bursaspor'da biraz daha farklı bir istatistik. O yüzden Bursa Spor'un o istatistiğini vermeyeceğim. Çok net bir perimetresi yok orada. Bursaspor'un daha değişken oyunları olduğu için. Ama Fenerbahçe'yi çok etki eden bir şey bu. onu merak ediyorum. Onu muhtemelen 3 bir sonraki yayınımızda konuşmuş oluruz. Şöyle bir iki tane bursaspor Spor Fenerbahçe eşleşmesiyle ilgili sorunuzu alayım. Daha sonra yarı final çıkması kesinleşen Galatasaray-Neff maçını konuşalım. Varsa sorunuz bir iki tane. Benim atlamadığım bunu konuşmadın Sevgili Umut dediğiniz bunu da konuşalım dediğiniz konu varsa açarsanız sevinirim. Ankette şu an Fenerbahçe Beko Eko %33. Furtekstra Bursa Spor %67. Wow. Ya anketi açarken ki fikrimi söyleyeyim. 45-55. O civar falan diye. Bursa Spor'un çıkarsa belki maç etkisinden dolayı böyle çıkar düşünmüştüm ama bu şey beni biraz yanılttı açıkçası. Anıl, Vat Anıl Vatansever, salon atmosferi Fenerli oyuncuların atışlarını etkilediği gibi sece. Yüzde, Ay, mecbur. Bu çok normal. Deplasman dediğim böyle bir şey işte. Salon atmosferi işte taraftar. Mesela yarın şimdi sevgili Mert'le Final Four maçını yapacağız. %60 dolaylarında Olympiakos taraftarı olacağı söyleniyor. Hani Kızıl Yıldız taraftarları birliktiler mi bilmiyoruz ama yani e Anadolu Efes'i de etkileyecektir o. O da deplasman olmasa da salon baskısı, tribün baskısı. Normal. Şimdi üçüncü maçta Fenerbahçe salonu doldurduğunda taraftarları aynı şey Bursa Spor'da da olacaktır muhtemelen. Transfer şeylerine girmiyorum ya sevgili kasadan. Ondan çıkamayız çünkü. Ve söylenti, söylenti üzerinden çok ilerlemiyorum artık. Bir senedir, bir buçuk senedir tarzımı biraz anlamışsınızdır. Biraz daha resmiyete döküldüğünde. Maça dair soru görmüyorum şu an. O yüzden Ha, şunu sorayım. Konuşalım. Fenerbahçe turu geçerse daha çıkamıyor yoksa Antep mi daha çetir rakip olur? Ee, güzel soru ha. Yani bence eşit biliyor musun sevgili Galatasaray? Çünkü zaten Darüşşafaka Antep sevdiğim artık biliyorsunuzdur. Ee, ikisinde i̇kisinde ters gelebileceği takım yani ikisi de ters gelir Fenerbahçe'ye bazı noktalarda. Ama Gaziantep'in maç kazanabilmesi için yabancıların hepsinin iyi oynaması gerekiyor. Daçka'da bir durumu bu durum öyle değil aslında çok fazla. O yüzden daha geniş bir rotasyonu var. Sanki Daçka daha ayağı yere basarmış gibi geliyor bana. Ama çok öyle %60'a 40 bir oran vermem. 51-49 yani. Ki genellikle Antep diyenler var. başka da çıkacaktır. Bence ikisi de Fenerbahçe kolay seri olmaz. Ama ee... Fenerbahçe çıkarsa elbette bir iki adım daha önde doğal olarak. Ama kolay bir seri olmaz. Şimdi gelelim istiyorsanız yavaş yavaş Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji eşleşmesine ben yanıldım. Onu belirteyim. Ben bu serinin 2-1 kim kazanacağını bilmiyordum. %50'li demiştim bu seri için. Herkesin ortada olduğunu. Ama Galatasaray 2-0 ile geçmesi ben bu başarıyı psikoloji veriyorum. Sadece bu ikinci maçta bir şerh bırakacağım. Bir 4 dakikalık 5 dakikalık bir yere. Genel olarak iki maçlık 80 dakika baktığımızda net bir antrenör farkı. Net bir antrenör farkı var. Yok be sevgili Umutcan ya. Daşka'da herkesin iyi oynaması gerekmiyor. Daşka'nın kadro e, rotasyonu şeyden daha fazla. Antep'ten daha fazla yapma. Antep Leona Payda falan oynuyor. Ya Tutku Hoca'nın var ya eline kimse su dökemez ya. Yani kıvırcık saçlarından öpülecek bir insan Tutku Hoca. Çok seviyorum Tutku Hoca'yı. Ya QJ Peterson'a dayandığı gibi <laughs> Leona Payda falan da dayanıyor. Neyse bunu programın son kısmında konuşacağız orayı. Orada geçen yayında söylediğim birkaç bir şey de oraya atıf yapacağım. Ee, Önce Bahçeşehir Koleji'nden başlamak istiyorum. Çünkü onlar için sezon bitti ve e, orayı bir kapatalım. Sonra rahat rahat Galatasaray'ı konuşalım isterseniz. Ama videoyu da beğenirseniz sevinirim. Hatırlatayım bugün daha onu maç hararetliydi. Bursa-Fenerbahçe maçı. Onu hiç söyleyemedik. E, şöyle bu videoyu beğeni ücretsiz ya. Orada havai fişek falan patlıyor. Basarsanız sevinirim. E, FIBA Europe Cup. Kurduğun kadronun alması gereken. Ama hiçbir zaman para oynamaz. Ben de bunu hep söylerim. Sağda oynanır. Aldın. Kupa kupadır, tarih kupayı yazar her zaman. Sen artık Avrupa şampiyonu olmuş bir takımsın. Bitti, net bir başarı. Gurur verici bizim için de. Ama kaybetseydin, kazanınca övülmezsin, kaybedince eleştirileceğin bir kupa. Yani en güzel tabir bu oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse F4 oynayacak bir kadron var senin genişliği olarak da. Türkiye Ligi'nin %70'ini 60'ını başarısız geçmişsin. Kadro kalite farkıyla son bir buçuk ayda. Iı, tak 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 galibiyetler ve yüksek konsantrasyonla kendini playoff'un içine atıyorsun 6. sırada. Galatasaray'la yer değişmeleri lazımdı. Fikrimi söyleyeyim ya 3 ya 4 bitirmesi lazımdı Bahçeşehir Koleji'nin sezon başında güç dengelerine baktığımızda. 6'da bir şekilde girdin yani playoff'a hiç sıkıntı değil. Hani oradan da gelebilirsin, tersten de gelebilirsin. Bazen böyle de durumlar yaşanır. Ama iki maçtır oynanan oyun ya korkum şu bir basketbol yayıncısı olarak Bahçeşehir Koleji benim gibi yayın yapan insanlar için önemli bir takım. Keza işte Bursa Spor yani bu 10 tane takım sayımlı yani size. Özellikle Bahçeşehir, Anadolu Efes, Mühessesi işte AŞ takım, Bursa Spor, AŞ olma yolunda Nef'le birlikte giden Galatasaray yatırımları çektiği an lig sadece 1-2 takımın egomanyasına kalır ve hiçbir zaman basketbolu geniş kitlelere yayamazsın. Belli başta taraftar grupların içerisinde kalır bu. Geniş kitle yayamazsın yani. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nin bir taraftar kitlesi var mıdır bilmiyorum ama... ...en azından basketbola bir marka değeri... ...başka bir şeyler katacağı aşikar. Yatırımından vazgeçmesi benim için facia olur. Benim görevim bu. Yani alınıp gücenme olmasın. Yani sezon başında telefon geliyordu. Muhtemelen yine gelecek çünkü o telefonlar. Bir 5 aylık bir TV8 arası oldu orada. Ee, yine gelecektir telefon diye söyleyeyim de şimdiden. Ee, yani kadron... 10'un üzerinden 9 oynamaya müsait ama bunu 7'de tutuyorsan yani olmaz o. Bir antrenör maaşın uygun, çok uygun. Belki o paraya çok zor koç bulursun. Genç bir koç, yeni bir koç. Kupası da var. Bence çok iyi bir hücum koçu. Yani hücum planları herkes şimdi Kokoşko'nun hücum planından bahsediyor ama bence Erhan Hoca'nın hücum planları da iyi. Ben beğeniyorum hücum yerleşimler. Bahçeşehir Koleji'nin hücumları bence bana çok keyif veriyor. Ama işte Galatasaray'dan bir çeyrekte 30 sayı, bir çeyrekte 28, bir çeyrekte 26 yiyorsan o ne kadar tutacak bir plandır? Veya seriyi nasıl geçebilirsin çok emin değilim. %40 da serbest atış attı. Ve Pistiolis'in maçın 3. çeyreğinde bir tane hatası var. 5'ini kaybetti. Orada biraz Black Shear'dan Galatasaray kısmını anlatacağım onu. Orada maç döndü. Orada dönmüşken artık getirmek gerekiyor maçı. Oradan yine gitti. Ben bahçe yani Bahçeşehir Koleji'nin yerinde olsam eğer hedefler büyükse FIBA Şampiyonlar Ligi kazanmaksa bunu gördük. O dönem Ekrem Hoca ...içinde de söylediğimizde kızıyordu bazı Galatasaraylı izleyicilerimiz. Ama farkı direkt gördük herhalde. Ayıptır söylemesi genellikle mütevaziyimdir ama hani bunda da keskin bir şey söylemek lazım. Kısa vadede olmasa da kısa vadede cümlelerim sert kitabın ortasından böyle insanları kızdırsa da uzun vadeye baktığımızda yüksek oranda doğru sonuç veriyor. Bizim yerli antrenörlerimizin biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. Erhan Hoca gibi genç antrenörlerin de başarılı olmasını istiyorum aslında yürekten de. Çünkü bazı menajer antrenörleri var. Onların piyasada dolaşmasını hiç istemiyorum. Ama hedefler büyükse ve yatırım sürmesi gerekiyorsa Bahçeşehir Koleji'nin bir koç değişikliği yapması tarafındayım. Onu belirteyim. Erhan Hoca da kendisini biraz daha mesela Tutku Hoca Türk Telekom'a gidecek muhtemelen çok büyük ihtimalle. Mesela Gaziantep basketbolda Erhan Hoca'yı bir görmek isterim ben. Yani onu yapıp orada bir isterim açıkçası. Orada gelişmesini isterim. Onu söyleyeyim. Ee, Galatasaray cephesine gelelim. Şimdi Galatasaray'da şu sorudan başlayalım. Galatasaray bu sezon şampiyonluk ihtimali nedir? Şimdi popülist bir yorum yap yapayım sevgili kral? Yoksa burada Galatasaray'ı izleyen taraftarların hoşuna gidecek şeyler mi söyleyeyim? Yoksa gerçekçi mi olur? Şimdi gerçekçi olmak gerekirse yani düşük. Ama bu işte oynanan yani bu sporun, basketbolun futboldan da ne bileyim işte aslında voleyboldan biraz daha güzel yanlarından birisi de bu. Ben bu oyunu koç oyunu olarak nitelendiriyorum hep koçlardan başlarım. Övgüye de eleştiriye de. Koçlar üzerinden devam eder. Öyle oyunculara gelirim. Koç farkı var. E, Pistiyolist bence iyi bir koçmuş. Yani Anadolu Efes, Ceska, Yakup Hoca'ya bir tık baş, başa baş kalktığında ikisi de birbirine hediye ettiği yerler vardı maçı. Ama işte oradaki kendi takımın olmayan e, belli başlı sınır içinde kaldığın yaptığın koç ile ben de eleştirmiştim o gün Pistiyolist'i. Şimdiki çok farkı var. Şimdi Pistiyolist e, Ege Arar'la ne olduğunu bilmiyorum. Bugün birkaç yere mesaj attım ama dönüş almadım. Birinden dönüş aldım. İstediğim cevabı alamadım. Tatmin olmadım yani cevaptan. Ee, ama Sadık Emir Kabacı'ya net bir dokunuşu var. Göksen'in Köksal Kurbanov oldu. Göksen'in Kurbanov oldu. Ve birebir Kurbanov rolü verildi. 3 numara pozisyonu savunmada kısaya baskı. Bu takımın şöyle bir merkezi vardı. Ama tam böyle değil ama açacağım onu. Bir numara Melo Trimble, 2 numara D-Boss, 3 numara Akun Purse. Geldi ne değiştirdi? Pistolis. 1 numara D-Boss, 2 numara Melo Trimble, 3 numara Göksenin. Bir numara D-Boss, 2 numara Isaac Cannon, 3 numara Göksenin. Veya işte orada farklı Rıdvan'ı çekiyor bazenler orada bir 3 kısaya dönüyor gibi gibi ama maçın ağırlıklı kısmında bu az önce sahiplerim vardı. Şimdi genellikle şöyle bir durum var. 35 yaş üstü şey gibi olduk, peker gibi olduk. 35 yaş üstü yani genç çocuklukları 90 ve 2000'lerin başında basketbolu izlemekle geçenler bu yeni tabiri çok fazla anlayamıyorlar. Yani hepsi için söylemiyorum tabii. Daha işte 2010'larda izlemeyip oraya devam edenler daha rahat anlıyor. Neyi? Oyun kurucu kavramı basketbolu değişti. Topa yön veren, ana yaratıcı gibi cümleler eklendi. Şimdi saf oyun kurucu cümlesini çok duyarsınız. Artık saf oyun kurucu Avrupa'da işte kalates sayabiliyorsun. Defoları var. Sadece hücumla gitmiyor bu iş artık. Sadece savunmayla gitmiyor. Veya hücumda belli e, organizasyon yaparak devam etmiyor. Savunmayı belli bir aşamada yapacaksın. Hücumda organizasyon görevindesin. Ama bu işin skor kısmında da taşlandırman gerekiyor. Yani combo gardımsı. Avrupa'da biraz daha combo gardımsı. Combo gardlar tutuyor işte. d böyle bir oyuncu. Buna yakın bir oyuncu. Melo Trimble böyle bir oyuncu. Isaac Cannon guard özelliği biraz daha az. ya yani oyun kurucu özelliği biraz daha az. İşin bitiricilik kısmı daha yüksek. Oyunu tamamen buna döndürdü. Ve burada şuna gitti koç. Bu rakamlarla da belli. İstatistik rakamlarıyla da. Top d bostun elinde mi organizasyon başladığında daha verimli takım? Melo Trimble'ın mı? D-Bost. Melo Trimble'ı ee, bunu futbolla da düşünebilirsiniz. Bir on numaranın orta sahada gelip oyun kurması mı, ceza sahasına yakın yerde mi oyun kurması mı gibi. Melo Trimble artık olayı sonuçlandıracağı. Ya kendi sayısı, skoru ya da uzunla oynadığı bir oyun veya çapraz cross forvetleri attığı bu şutla. Artık nihayet son nihayeti erdireceği yerlerde Melo Trimble topla oluşturuyor. Bu Galatasaray'da çok bariz bir fark yarattı. Ne gibi farklar yarattı? Position sayılarından buldukları istatistikleri tamamen arttı. Galatasaray ee, Ekrem Hoca'nın son döneminde 80 bandının altına düşmüştü pozisyonları Galatasaray'ın pozisyonları Ee, geldiğinden beri ilk iki maç dışında hep 80 üstü. 82, 81, 85. Ve en önemli özelliklerinden birisi şu. 1-10 ortalama, 1.20 ortalama. Bu bayağı üst bir rakam. Yani Galatasaray'ın sezon ortalaması 1. Yani 101.20 şu an ortalama 1.15. Pistolis'in katlığının etkenlerin en önemli başı da bu geliyor. Küçük bir ayar değişimi aynı oyuncularla. Sana farklı bir sonuç getiriyor. Isaac Cannon'ın form tutması, takım alışması, setler öğrenmesi bunların hepsi %100 etken. Ama bu soru kral sevgili. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için d Boston'un her maç en az 33 dakika da hiçbir maç faul polerine girmemesi lazım. Galatasaray'ın tutan bir beşi var. Bu beş eee çok kullanacağı beşlerin başında geliyor sezonun devamında yani serilerin devamında da bunu kullanacak. D-Bost Gökse'nin Melo Trimble, Blackshear Kravish veya işte Enduro 4-5 çok fark etmiyor. Oradaki önemli unsur Blackshear. İşte Trimble'ı çıkar Cannon'ı koy. Düzen aynı. Bu Galatasaray ana beşlerinden birisi. Şimdi bu beş Galatasaray'a e, bu maçta ikinci çeyrek ortasında ve üçüncü çeyrekte ve ilk 3. çeyrek ilk 5 dakikasında bu 5'le oynadığında 16 sayılık bir fark yarattı Galatasaray. 66-50'lik. Blackshire 4 faul aldı. Blackshire'ı çekti, Sadık Emir Kabacı'yı koydu. Sadık da koçla birlikte şut özgüveni geldi doğru spacingler yapmaya başladı. Mesela dip köşelere çok gitmezdi sağ Sadık Ekrem Hoca varken. Hep tepelerden atmaya başlardı. Artık dip ve çapraz kanatlarda daha iyi olmaya başladı. Yetmez topsuz çemberi koşulları başladı Sadık'ın. Ee, iç kat dediğimiz yayın içerisindeyken de koşulları yaptı. Daha statik kalırdı. Burada dokunuşları var sağda sağ da. Performansı arttı. Savunma kısmını bir kenara bırakıyorum. Akabinde Bahçeşehir yavaş yavaş şöyle gelmeye başladı. Koç bu farka güvenerek D-Boss'u dinlendirmeye başladı. Melo Trimble ve Isaac Cannon birbirine böyle bir parça olamıyor. Çarpıyor, girmiyor. Puzzle birleşmiyor Melo Trimble ve Isaac Cannon'la. Bireysel yetenekler üzerinden sayı buluyorlar. D-Boss sahadayken Trimble veya Cam, Cannon varken ki üretkenlik takım oyunu çıkıyor. Melo'nun ikili oyunları, Isaac Cannon'ın ikili oyunları vesaire bunlara kalıyor. Günündelerse atıyorlar. Gününde değillerse o takım o sırada düşüyor. Hemen koç zaten D-Boss'u yanına çağırıyor. D-Boss ve Blackshear Galatasaray'ın en önemli iki parçası. Ben mesela e, bunu daha önce de söylemiştim. D-Boss'u bozman lazım şu an pistolesi varken. D-Boss'un üstüne oynaman lazım. Melo, Trimble, Isaac, Cannon ne kadar çok sağda birlikte yan yana D-Boss'suz kalırsa Galatasaray'ın işi zorlaşır d bossta daha çok kolaylaşır. Kaybeder demiyorum. Zorlaşır. Ya şu, şu yoruma %100 imza atacağım. Yani bunu son yayında da söyledim. d bir faal problemi var. Ee, üst seviyeye çıkamama işte d -boss demiştim, Black Üst seviyeye çıkamaması da ben işte sezon başında Blackshear'ı yazın özellikle takip etmiştim. İşte İsa Galileo maçlarını vesaire. Sonra Cahay ve Floyd'un analiz videosunu yaparken Galileo maçlarını izlerken de işte Blackshear'ı biraz daha farklı gözle de izledim. Hani Floyd'un analizini yapıyordum ama Floyd'lu Uyumu nasıl Blackshear oradan buraya gelmiş. Yani o takım Makabi'le final serisi oynadılar. Floyd Panathinaikos yaptı. Blackshear Galatasaray'a geldi. Şampiyonlar Ligi, EuroLeague. Hani Blackshear acaba EuroLeague yapabilir miydi? Yani iki sene senede Avrupa'ya geldi, hop uçtu gitti diye. Ee, Avrupa'dan yani ligimizden çıkan oyuncular konuşuyoruz ya. Nasıl görmüyor ya bizim takımlar diye. Ben Blackshear'ın oyunculardan birisi olacağını inanan birisiyim. Ama faal problemi çok bariz. Bu Euroleague'de kabul edilmez bu. Geri kalan özellikleri bence çok elit seviyede bazı özellikleri var. Ee, ama ama'dan sonraki kısımda abi yani adam adamın yaptığı hareketin aynısını rakip yapıyor. Tarih Bilek yapıyor aynısını. Düdük yok. Üflemeyi unutuyor. <laughs> bir bir şey var orada yani. Ne olduğunu bilmiyorum ama orada bir şey var. Şerefan Bey katıl üyemiz olmuş. Hoş geldiniz. Hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenme hatırlatmamızı yapalım. Abone olursanız da seviniriz. Kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Takdir sizin. Abone olursanız gücümüze güç katarsınız. Şimdi Kenan Spy lazım. Gelecek yıl Galatasaray. Ben bunu Kenan Zaragoza'dan Galatasaray'a gelirken de söyledim. oyuncu analizleri yaptığımda şunu hep söyledim. Koçları söyledim. Ama oyuncunun bir yeteneği özellikleri vardı ama bu takım oyunu. Tenis oynamıyoruz takım oyununda hangi koça gittiğin önemli, kimle oynadığın, yanındaki oyuncu kim. Bunların hepsi çok farklı. Şimdi Kenan Fenerbahçe gibi takımların e, oyuncusu olamaz. Çünkü Kenan alt yaşlarda Tofaş. Ben de oynadım Kenan'a karşı. E, buralarda topa kendi direkt takımın üzereydi. Yani bizim oynadığımız başladı. Kenan'ın 35 sayısı vardı. Nereden biliyorsun diye sorarsanız ben tutuyordum Kenan'ı. <laughs> o yüzden çok e, acayip bir oyuncuydu Kenan. O diz sakatlığını yaşayana kadar acayip bir oyuncuydu bütün kariyeri, alt yaş kariyeri böyle çıkmış bir oyuncunun, geçmiş bir oyuncunun işte U18'lerde, U16'larda bir anda gel sen büyük takımın bir parçası rolü ol, olmuyor. Kenan topa kendi yön verecek. Yaratıcı oyuncu olacak. Bakın Jefferson gitti son bir ay. Kenan'ın çekmece maçı vesaire, Daçka maçı 10 sayı, 11 asist 8 rubant. 14 sayı 7 asist ne bileyim 4 top çalma. Yani neredeyse triple double şeye gelecek bir seviyeye geliyordu Kenan. Galatasaray'ın böyle bir yerli garda ihtiyacı var. Ya, yabancıların dinlendirdiğinde topu kendi kullanmayı seven yerli garda ihtiyacı var. Berk Uğurlu'nun parası biraz pahalı olabilir. Berk organizasyon kısmında var. Berk'i alacaksan mesela Berk Isaac Kenan'ı tuttun diyelim veya Isaac Cannon, canan olmadı da ne bileyim keman oldu bir şey oldu. O geldi. İyi bir skorerle oynamak zorunda. Ama Kenan'da bir uzuna ihtiyacı var. Seni bir 4-5 dakikalık sekansta geçebilir. Onu belirttim. Yani bence Galatasaray organizasyonunda Kenan Sipahioğlu olabilir. Ama bu tarz değil de İsmail Cem Ulusoy ee, ne bileyim işte Berk Uğurlu. Ya buraya çok para vermeyelim. Ligde bizi idare etsin. Tecrübesi de olsun diyorsanız da bence Can Uğur Öğüt seneye Telekom'da olmayacak Türk Telekom'da. Can Uğur de bir sezon Galatasaray'ı belli bir geçiş evresinde idare edebilir. Ama muhakkak Galatasaray'ın e, oyun kurucu özelliği daha yüksek bir yerli oyuncu ihtiyacı var. Ben Rıdvan'ı beğenen birisiyim. Rıdvan'ın topa yaptığı baskıları beğeniyorum. Benim bir takımım olsa ben Rıdvan'ı rotasyonunda tutarım. Özellikle böyle underdog tarafında kalacaksam. Ama e, Rıdvan'ın da işin organizasyon kısmında eksik kaldığı çok aşikar. Yani sadece emek işte çabalama, mücadeleyle olmuyor. O bir yere kadar gidiyor. Biraz da gerçeklere dönmek gerekiyor. işin skor üretme kısmına. Can Korkmaz bile iş yapardı. Ben, ya Can'ın sıkıntısı Can Korkmaz'ın top elinde tutma süresi çok fazla. Bence 5-6 saniyeleri geçiyordur. Onu analizi e, rakamları tutuluyorsa. Can, Can'ın öyle bir sıkıntısı var. Yoksa çok samimi söylüyorum. Bence Pınar Karşıyaka'nın bu sezon, kötü giden sezonun ayakta kalan ender isimlerden birisiydi. Eee yani it, şimdi Can belki gelmeyebilir. Çünkü Galatasaray'da Can'a yani Galatasaray'ın şöyle bir garda ihtiyacı var. Belki de ona gelmez Berkurlu. 10 ila 15 dakika aralarında bir tane yerli garda ihtiyacı var ve 10-15 dakika her çeyreğe böl istiyorsan üçerde iki buçuk üç dakikadan ee, kısaları dinlendirirken hani bu kolay bir rol değil bunu herkes kabul edemeyebilir. Şimdi bu saydığımız isimler artık ligin belli başlı yerli oyuncuları. Şey güven veriyor bana Barış, barış nane kalacak mı bilmiyorum yönetici yani gidecek gibi duruyor. Ama belki dışarıdan bir danışmanlık gibi bir şey yapabilir. Yapsın da Orkun Darnel'di sanırım Bir ee, voleybol da danışmanlık veriyordu Burak Elmas'a ve Galatasaray'ın pek çok transferini etkileydi Yönetici de falan değildi. Yeni gelecek yönetim de çünkü Nef grubuyla Erdem Timur'la Barış Nane baya yakın arkadaşmış. Sevgili izleyicim Burak bana verdi o bilgiyi de. Ee, onun bilgisi yani çalmayayım. Ee, onun hatırda olduğu söyleniyor. Danışman olarak dışarıdan destek olarak gelebilir veya Ayşe yapı, tamamen bir Ayşe organizasyonu kuracaksa Nefin o bünyesinde barış nane olabilir. Turgay Bey bir de. Valla ben kafamda Galatasaray için hangi oyuncuyu geçirdiysem şu ana kadar tip, tipoloji olarak bahsediyorum. Ona benzer oyuncular ya geldi ya da o manada birisi geldi. Ya şöyle söyleyeyim, Galatasaray kadın basketbolunu yönetenler yerinde olsam. Koşla yollara ayrıldım dediğimin yayının dördüncü günü koşla yollara ayrıldı. <laughs> yani o, o, yüzden ben güven veriyor ve alıyorum yani aynı kafada işliyor ve kafada aynı kafa başarıya gidiyor şu an. O yüzden ben o Galatasaray'ın teknik o idare ekibine güveniyorum, beğeniyorum da. Yani günü gelecek hatalar da yapacaklar, onu da o zaman da eleştireceğiz ya. Yani. Kaçarı yok. Bence çeker, çekebilir. Ya Duşan Can Tekin alacağı kesin. <laughs> duşan seneye Türk Telekom'da tutku hoca giderse. 1.05 oranı var bunun. Boston tekrar tarafı Pusika Melo'yu çıkar Pusika'yı al iki canan çek. Ama işte öyle olmuyor. Katılıyorum. Bunu biz de biraz bugün tartıştık. Dün tartıştık işte 5 yabancı olunca Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyorsan evet orada olabilir. Şampiyonlar Ligi yani Türkiye Ligi'nde değerli yani yerli oyuncu üzerinde de. ama Türkiye Ligi'nde D-Bost, Trimble, Cannon, Blackshear, Kravish veya Endur. Kravish'i sorayım ben size. Siz de bana sormuşsunuz. Detroit Yener'in yorumundan başlayayım. Şimdi Kravish Geçen sezon da zaten şeydi Almanya Ligi. Şimdi hücumunda hiçbir sıkıntı yok Kravish'in. Ve parmak hassasiyeti yüksek bir oyuncu bunu bütün sezon boyunca söyledik. Kravish'in problemi savunmada. Pistoli sonu nasıl çözüyor? Ee, Ekrem Hoca varken hatta bunu bir yayında göstermiştim sanırım görüntüyle. Ekrem Hoca varken tamamen şovap çıkma gibi bir organizasyon yoktu Kravish'in. Kısayı da net bir şekilde karşılamıyordu. Biraz daha uzun bile kontaklı bir şekilde kademeli devriliyor, düşüyordu aşağıya doğru. Ama uzundan yani Pikenroll savunması uzundan okunur. Ben de uzundan okumayı sevenlerdenim. Ama kısanın perde geçişleri çok önemlidir. Yani Erdemcan'ın hep söylüyorum çok güzel bir röportajı var. Sokrates'teki Pikenroll savunmasını 3,5 saat tartıştık diyor hatta vesaire. George Avish orada işte yaptıklarını. Yani çünkü basketbol buraya döndü. Artık her şey perdeleme üzerinden ve bunu çözmek zorundasın. Kimisi forvetten yardım getiriyor. İşte kimisi kısayı üstten geçiriyor. Yardım kabul etmiyor. Forvetin aşağı doğru kaymasını istiyor. Takım savunma rotasyonunu değiştiriyor. Pek çok yani sadece iki oyuncunun savunmasıyla bitmiyor tepe piken rolleri. Pek çok oyuncu, e, koçumuna buna dair fikri var. izlerken görebiliyorsunuz. Çeşitlerini hani kafayı tak, tak diye yoranlar. Kravişe kafayı yoruyor Pistolis veya ikili tepe oyunlarına. Çünkü Pistolis e, ituidisin yardımcısıydı. Itüidis Obra'nın savunma kısım setlerini hazırlayan asistanıydı. Yani Pistoyos'un Obra'nın asistanlığı olduğunu da unutmayalım bir kenara koyalım. Galatasaray'daki önemli faktör savunma. Şimdi hep hücumu üzerinden okuyoruz Galatasaray'ı da Galatasaray'ın savunma rotasyonları çok etkili. Kraviş savunmasını Pistiolis forvetten yardım getirerek çözüyor ve genellikle de kısanın perdedeki geçişinden halletmeye çalışıyor. Çok bela açtı mı buna Bahçeşehir Koleji? Valla açtı. Dürüst olalım. Ama ya yani Langston Hall'un oynaması farklı. Jamar Smith'in oynaması farklı. Ya orada da söylemeden edemeyeceğim koça. Yani hocam Jamar Smith, Langston Hall, Jones, Salomon, Tarık Bilek çok güzel beşti işte Erhan Hoca'nın kurduğu ve herhalde o 5 bir 8-9 dakika oynadı. Kabul, bence etkiliydi o 5 ama ve oraya Muhammed Baygül eklemesi de bence işe yarar. Ben Muhammed Baygülü beğeniyorum zaten. Hocanın o tam o aradaki kancayı attığı oyuncu. Pistolist buna cevap verememesi. Pistolist eksi yazar. Pistolist buna cevap veremedi. Hani oraya da bir şerhi koyalım. Yani 3. çeyreğin bir üç buçuk dakikalık sekansı var. 5-20'den 2 dakika, 2 dakika kalaya 320'lik 16 sayılık fark 2'ye düştü. Yani işte, evet kadron o an Blackshear 4 işte Kraviş çıkarıyorsun tekrar Blackshear e, sayısızlıktan. O yüzden az önce Ege durumunu sordum. Yani biraz da elin mahkumluğu var. Neyse o problem. Galatasaray'ın 5 numarada size problem yaşıyor. Bilek maç faal problemine girecek. O aşikar artık. Sadık yumuşak kalıyor. Ve çok zıplıyor. Sadık'ta da, da yani çok zıp zıp oldu Sadık. Onu bir çözmesi lazım. Ayaklar yerden çok kesiliyor. Küfürü de güzeldi. <laughs> Güzel küfür etti valla. Bir tane bloktan sonra <laughs> yani söylemeyecektim yayında da bayağı iyi küfür etti. Yani ağzı dolu dolu küfür etti. Yani TV bu spor yönetmeni de gram çekmedi o resim seçici yani. Devam et Sadık da dedi muhtemelen. Bir Caner Erkin performansı seyrettik yani orada. Wow. <laughs> Çok iyi küfür etti. Ee, ama faul bence. Orada bir temas var sanki. Tam bir daha net bakmadım ama bana biraz temas var gibi geldi. Galatasaray'ın uzun rotasyonundaki sertliği çözdüğünde bak Erhan Hoca bir şey bıraktı. Tarık Bilek, Richard Salım'ın. Ya bu cevabın sevgili Nagigra bu cevabı aynısını ben de aldım. Üç tane, bununla ilgili 3 tane bilgim var. Bilgi demeyeyim 3 tane duyumum var. Sordum işte bilgi olarak da cevap alamadım. Bir tane aldım cevapta beni tatmin etmedi. Biri diyor ki Ege Sakat. Biri diyor ki kadro dışı. Biri diyor ki takım içinde problem yarattı. Yani umarım sakatlıktan oynamıyordur. Evet. Yani arka deriz de çekiyordur. Fazla kasık sakatlı olanların arka deriz de çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim hoşuma gidiyor. Galatasaray taraftarlığı izleyicimizin sayısının artması hoşuma gidiyor. O yüzden Galatasaray nefi bir şekilde burada hep denetleyeceğiz hep birlikte. Darısı Beşiktaş'ın başına da gelirse Trabzon'a da Bursa Spor gelmeye başladı. Hepsini de, denetleyeceğiz. Yani burada eleştirdiğimiz kişiler de var olumlu olumsuz. Hani olumlu eleştiri yaptığımız. Alınıp gücenmesinler yani. Burada benim tek bir gayem var. Yani bu basketbolun gelişmesi ve iyiye gitmesi. Kendi fikirlerimi söylüyorum. Katılan olur, katılmayan olur. İşte burada tartışıyoruz yani. Bence Avrupa'nın en ilgi TBL değil, BSL. Seneye fırtına kopacak katılır mısınız? Yani... En iyilik biz değiliz. Onu <laughs> ne yazık ki söyleyebilirim. Yani bu neyle açıkladığınızla alakalı? Marka değerimiz düşük. Ben bunu hep söylüyorum. Bizim bireysel oyuncu kalitemiz yüksek. Bizim ligimize gelenler. Oyuncularda. Bizim antrenör kalitemiz düşük. Alimpiyeviç bunu biraz seviye çıkardı. Hani Ergin Ataman falan bunları saymayacağım. Ee, geldi bunu belli bir seviyeye çıkardı. Bak, fark yarattı hemen. Tutku açık. Ben yani çok net. Sezon başı yorumum var ya benim. Hocam geçen sezonki Bursa Spor macerandan sonra sen Gaziantep'te direkt iş buluyorsan sanırım İspasket'ti bu Tutku Hoca'nın menajeri. Bu sana is basketin yaptığı bir kıyaktır diye yorumum var. Umarım beni yanıltırsın sezon içinde dedim. Ya yani ben bu basketbol Tutku Hoca benim e, oyuncu yani kendim, ya kendim kendi oyuncunun olduğu dönem hayranım oldu. Hayranlıydım yani Gartlı'nı çok beğenirdim. Umarım yanıltırsın. Yani lafa ağzımıza tıktı. Böyle yanılmaya da can kurban. Selçuk Hoca. Benim zaten en beğendiğim yerli koçlardan birisidir Selçuk Ernak. Belli bir seviyede hep iyi bir koçluk yapar. Bana fark yaratıyorlar. Sahaya kafayı yoran her koç fark yaratıyor. Ama e, İspanya bizim önümüzde. Bayağı bir önümüzde sevgili Ender Çiçek. Kendimizi kandırmayalım ya. Yani. Bizim seyir zevki, seyir zevki yüksek bir ligimiz var. O da oyuncu kalitesinden kaynaklanıyor. Yani bizim takımlarımızda artıya geçen kaç takım var çok emin değilim ya. Dava açmamışlar daha o yüzden bu yayına da girmeyeceğim o topa da. Sürdürülebilir değil. Her sene her sene böyle yatırımlar gitmeyebilir. Peki Galatasaray'ın Efes'i geçmek için neleri doğru yapması gerekir kısaca? Ya bu güzel soru sevgili Hüseyin ama e, karşı yakaya saygısızlık yapmayalım. Geçti belli değil. Benim de favorim orada Efes'in geçmesi. %60, %70 geçeceğini düşünüyorum. Ama bitmemiş bir şey konuşmayalım bence. Farkında ses Fenerbahçe, Bursa serisinde de çok konuşmadım onu. Saygısızlık yapmayalım o anlamda. E, bir oynansın bitsin. Sonra döner dolaşır bu yorum beni bulur çünkü. Karşı geçerse. Var şimdi öyle tetikte bekleyenler de var konuya dair hiçbir fikri yok. Senin söylediğin cümle yarıyor sadece. Yüz 100 taneden bir tanesi. O yüzden karşıya kadar saygısızlık yapmayalım. Onu muhtemelen zaten o yayınlardan sonraki dönemde konuşmuş oluruz daha rahat. Üçüncü maçtan sonra. Ya bilmiyorum. Kadın basketbol sevgili Burcu Hanım, Benim şeyim değil ya. Bilmediğimi de söyleyeyim yani her bokuluk değilim. Kadın basketbolun dinamikleri çok farklı. İzliyorum. Basketbol evet normal. Ama çok farklı dinamikleri var. Bilmediğim topa da girmeyeyim hiç ya. Onu bilenler yorumuz. Ama <laughs> Muhammed veresinden gelmiş yorum. Abi ekran memnun. <laughs> Valla benim bildiğim YouTube'da ben tekim. Basketbol Süper Ligi yayın olarak. şey Sports TV var. Sports TV'de bir program yapıyor. Murat Özyer çıkıyordu. Murat abi çıkıyordu sanki orada bir yerde. Bir de varsa TV yayıncı kuruluşu da var. Ben başka bilmiyorum. Sayının artması lazım her yerde. Ne kadar çok program o kadar çok kitle demek. Kamuoyu oluşturmak demek. Ben yani ayrı ayrı sadece Fenerbahçe'nin konuşulduğu belki Galatasaray'ın konuşulduğu Kanal programlar var elbette ama hani genel olarak Basketbol Süper Ligi var mı? Onu bilmiyorum. Memnun değil misin Detroit Yener? Bu arada çeşitlilik olması taraftarıyım. Ben memnun değilim açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Tek benim yapıyor olmam. Beni de bir yerden sonra az çalışmaya yeter bu. Ne kadar çok fazla program o kadar iyidir. Basketbol özetleri de çok kısa. Yani evet genel olarak özetler çok kısa. 3 dakika hiçbir şey maçın önemli hiçbir şeyleri yok. Ben de katılıyorum. Şimdi 1 saat 16 dakika olduk. Şöyle soru cevap yapalım biraz. Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Spor. Ne sormak isterseniz basketbol. Yani çok dedikoduya yani bazılarına gireyim hepsine girmeyeyim sevgili Ender Bey. O sırada biraz Daçka, e, Gaziantep'le ilgili de bir yorumumu söyleyeyim. Yani çok bu fark, çok keskin gitti maç. Ama şunu söylemeden edemem. Son yayında sevgili Mert dedi ki Daçka, şimdi Mert Gökken arkasından konuşmak gibi olmasın ama ben orada başka bir şey işaret edeceğim. E, Daçka geçer dedi. Ben çok emin değilim dedim. %50-50 bitebilir dedim ve şunu söyledim. QC Peterson'ı eleştirmiş bir olarak hiç beğenmiyorum. 30 sayı atarsa da şaşırmam dedim. Aha da rakamları burada. 27 sayı attı. Bu adam böyle bir adam. Çok enteresan bir adam bu. Ya tutku açığa benim hani Selçuk Hoca'yla birlikte sezonun koçlarından benim için. Basketbol Süper Ligi'nde. QJ Peterson'a sahip olduğu için tutku açıyı biraz daha en değerli koç olarak görüyorum. Çok enteresan ya. Ben vallahi bana desel QJ Peterson'ı takımına vereceğiz üstüne de sana para vereceğiz istemem derim. <laughs> yani şeyinden söylüyorum bu arada bunu. Ee, karar mekanizması çok düşük bir oyuncu. Yani ben bir başarı hayali kurmam çok zor olur. Köyce Peterson'la. İyi gününde ise seni acayip yerlere götürür. Tavanı çok iyi çünkü. Ama o gün canı istemiyorsa çok zor. Maç kazanman da çok zor. Mesela orada işte devreye QJ Peterson'ın kötü olduğu dönemlerde Gali giriyor. Milton Doyle giriyor. İyi bir coaching var çok iyi bir coaching var Tutku Hoca'dan. Antep, Tutku Hoca gidecek muhtemelen. E, yerine hangi koçu getirecekler bilmiyorum. Can Sevim olabilir belki bilmiyorum. Can Hoca da en, en son Foça'da görmüşler Can Hoca'yı. Hani <laughs> arıyorsanız koç Foça'da olabilir. E, yine bu tarz bir koç denilmeye devam etsinler. Ben Antep'in yapılanmasını beğeniyorum. Sadece üst yapı değil, altyapı yapılanması diye Antep'in. Banvit dağılırken oradan da bir iki oyuncu çektiler. Benim beğendiğim birkaç oyuncu da saymıştım daha önceden. Umarım devam eder. Alfa da MVP ödülünü verdiler sezonun. Hepimizi tebrik ederim. Sizi, kendimi, hepimiz burada yayında Alfa Kabaya vermiştik MVP ödülünü. E, açık ara aldı. Ben yine dile getireyim. Eğer bütçen Armani Milano, ne bileyim Virtus Bologna artık geldi geldiler. Barcelona Real Madrid değilse gerçeklerle yüzleşmek lazım. Alfa Kaba iyi bir rotasyon oyuncusu. Diyeceksin ki abi Alfa Kaba'nın da serbest atışta şutu yok. Olsa zaten önce baştan Antep'te olmaz. Fransa alt yaşlarından çıkarken scoutların, NBA scoutlarını takip etti oyuncu da Alfa Kaba. Sana hiç gelmez. E buralara düşüyorsa da mecbur alacaksın. Ben olsam kaçırmam. Rotasyonda iyi oyuncu Alfa Kaba. Gel ana parça yap demiyorum ama çember altı tamamlayıcılık ve rubant konusunda top takibi çok iyi sana iş yapar. Diyeceksin ki bu tarz oyuncular tutuyor mu? Perşembe günü göreceğiz. 5 tane maçta tuttuğunu gördük. Olympiakos fall. Ben bu fall biraderlerin azveldekini çok beğenmiyorum. Olympiakos'takini beğeniyorum. Onu da hep karıştırıyorum Mustafa ile Yusuf'u. O yüzden fall biraderlerin iyi olanı. Olympiakos'ta. Bu tarz oyuncular tutuyor. Alfa Kaba'nın geliştirmesi gereken tek bir şey var. adam değiştirme savunmasında doğru açıyı yakalaması gerekiyor tam doğru açı yakalayamıyor. E, full ele, mesela Needham çok rahat geçer. Daha seri bir şekilde full ele giden oyuncular rahat geçer. Euroleague değil ama e, şey istiyor Alfa Kabayı. Euro Cup'da bir takım istiyor. Adını unuttum. E, Metropolitan sanırım. Alfa Kabayı istiyor. Euro Cup takımları peşinde. Söylemiştim zaten bunu 3-4 ay önce de Alfa Kabayı. Benim bilgim daha farklı bir takımdı bir İspanyol takımdı. Alfa Cabo'yu Euro Cup takımlarından isteyecek. Ama Euro de ister. Mesela Papa Yannis Fenerbahçe Beko'ya geldi diyelim. <laughs> ben Panathinaikos yerinde olsam rotasyonumu Alfa Kaba'yı çekerim. Seviyorlar zaten böyle oyuncuları. Peyton Sivay'dı, işte Okoro White'dı. Bir alt değerlerden çektikleri oyuncuları seviyorlar. Ben mesela giderim Panathinaikos yerinde olsam. Papayannis ayrılıyorsa. Melo'nun playoff performansını nasıl buluyorsun? Ee, hmm, güzel soru. Şeye kıyaslıyorsak, Pistolis'in geldi o son döneme göre kıyaslıyorsak normal sezonda, bence normal sezonda böyle daha bir coşkulu lider sayı kısmındaydı. Burada biraz daha rolü sanki D-Boss'la bölüşüyor gibi ama şunu unutmayalım, Isaac Cannon orada verimsizdi çünkü daha yeni gelmişti, şimdi Cannon'un verimi arttı. Melo'nun sürelerinde de bir değişiklik var burada. Ee, bence olması gerektiği gibi. Ya bir de Bahçeşehir Koleji serisi bir değişik seriydi. Bir Efes maçın yani Efes çıkarsa Efes tarafında görmek lazım. Karşıyaka çıkarsa iyi oynayacaktır. Ben Efes'e karşı merak ediyorum. Çünkü Efes serisi Melo'nun özellikle çünkü D. Boston yaşı var. Isaac Cannon'ın piyasası var Euroleague'de. Melo'nun Euroleague'e gidip gitmeme serisi olacak o. Biraz orada seyretmek lazım. Aynı soruya benzer hani burada da vardı. Cevaplamış oldum. Ender çiçek Euroleague Bursa veya GS Ligi'a mı sizce? Hmm. Öncelikle Bursa ve Galatasaray Euroleague gitmeli mi? O da başka bir tartışma noktası ama e, ya bize gene gerek bize gelene kadar çok takım var. Rus takımların olmadığı senaryoda bile çok takım var. Önce Valencia'ya giderler. Önce bir gözü İspanya'ya dikerler. Öyle buralara doğru gelirler. Bir partizan Aba Ligi'ni kazanamasa bile. Bir oraya bakarlar. 5-6 tane takım var böyle. 4-5 tane hatta 5-6 demeyeyim de. Sonra Bursa Galata. Şimdi Bursa'nın durumu ayrı finalist olduğu için. Fruit Desk Extra zaten cayır cayır sponsor da oluyor her yere. Ee, Galatasaray'ın durumu biraz daha farklı. Bir de şöyle bir durumumuz var. Şampiyonlar yani FIBA organizasyonlarına belli sayıda takım vermek zorundayız. FIBA'nın bir kuralı var bununla ilgili. Yazılı bir kural bilmiyorum ama hani şey bir kuralı var. Belli, belli başlı takımların FIBA organizasyonlarına gitmesi lazım. Hepsi ULEB'e gidemiyor. Mert tek soru. Tek tek. Göreceğim illaki bir yerde. Tek tek. krevişme mi Endur mu? Pistoloji iki tane güzel verim alıyor bence. Bu rakibine göre değişir. Şimdi Endur'un anladığım kadarıyla bir kondisyon sorununda var. Çıkaramıyor herhalde. Birkaç maç böyle yakın süreli maçları. Ama rakibine göre değişir bu. Yani Efes'le eşleştin. Dunstan var. Kraviş yumuşak kalır. Endur daha iyi olabilir sanki. Karşı kayla eşleştin. Alex Tyson karşısına yani Kraviş de koyabilirsin Alex Tyson karşısına. Endur da koyabilirsin. O çok bir şey değiştirmez. Alex Tyson oyun tipinden dolayı. Orada biraz daha Mahir Ağabey ve Burak Can Yıldız'la oyuna girdiğinde hangisi daha etkili olur? Yerli oyuncular oynamaya girdiğinde daha etkili olur. Ona za zayıf noktasını nereden vururuma bakmak lazım. Ee, ona Oradan daha yanı izleder çok bir fark olduğunu düşünmüyorum yani rakiple. Çünkü ikisinden de gerçekten iyi verim alıyor. Kafası rahattı. Güzel bunlar güzel dertler açacağız. <laughs> olmasa mektubun yazdıkların olmasa diyorum sevgili Merve Özdemir. Ya yazacak ki bu çok normal. Bilmeyenler için söyleyelim. Ee, biz yorulukta olmak istiyoruz dediler Ceska yürülük e, payda e, hissedarlarına paydaşlarına bir mektup yazdılar. Sevgili mektup <laughs> sevgili diye böyle başladılar. Bu çok normal. Yani bunun haber olması işte biraz popülizmden dolayı haber oldu bu. Ya bu iş siyaset yani. Bu sporu aşan bir olay o. O yüzden bunu biraz görmek lazım. Evet, e, izlemeyenler için BİN'de yorum Yap e, Bir röportaj vermiş Turgay Bey. Bir gün bize de gelirse seviniriz. <laughs> ben daha zorlayıcı sorular sorarım ama onu belirteyim. Daha keskin. Ee, güzel bir röportajdan oradaki de. Bence zaten adım adım ya. Şimdi Galatasaray taraftarı basketboldan uzaklaşmıştı. O, yalan yok. Yeni yeni benim futbol tarafında olan arkadaşlarım hepsi Bizim ne acayip takımımız varmış. Umut şu Galatasaray takımını bize anlat falan falan diyorlardı böyle. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarım basket tarafına böyle artık gülerek bakmaya başladı. Yüzü tebessüm ederek. Unutmayalım bu takım geçen sezon bu, bundan bir 11 ay önce diyelim hatta küme düşmemeye çalışıyordu. Yavaş yavaş. Şimdi Ekrem Hoca'nın zaten gitme sebepleri Şampiyonlar Ligi'nden elenmekti. Ee, seneye Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bir kupayı al, hedeflemesi lazım. Alabilir mi? Bilemem. Bu işler değişir ama ben o son dörtte yani Ludwigsburg'u görüyorum. Hapevel, Holan'ı görüyorsam ki Ludwigsburg bu arada iyi takım. Onu belirteyim yani. Ben koçunu da beğeniyorum oranın. Başka şey duyurulur. Duyulur. Ee, Galatasaray'ın oralarda olması lazım. Sonra adım adım biz hemen bir şey yapıyoruz hemen en iyisi neyse ona gidelim. Adım adım ayaklar yere basarak. Çünkü yine söyleyeceğim sürdürülebilir bir ekonomi yok. Türkiye'nin kendi ekonomisi de kötü. Basketbol ekonomisi de kötü. Bu takımların hepsi zarar ediyor. Kılı kırk geliyorlar yani artıya çıkabilmek için. Kimileri belki yanlış yola giriyor bilmiyorum. Kimileri girmiyor ama e, zor bir ekonomisi var. Spor ekonomisi. Burada federasyonla vesaire yani kulüpler birliği toplantıları başlamıştı. Ben fikrimi söyleyeyim. Kulüplerin bir an önce basketbol yönetimini ele geçirmesi lazım. Bir şey olarak söylemiyorum eee i̇şte te, e, lig temsilcisiyle benim oraya benim adım atansın. Oraya şu değil. Yönetimin biraz belki Premier Lig futbol tarafına da bakıp e, kendi yönetim şeklini oluşturması lazım takımların. Bu işi federasyondan almak gerekiyor. Federasyon yani özellikle yayın işini falan bilmiyorum. E, olmuyor. Olmuyor yani. Ya kadın basketbol takımının şampiyonluk maçı var geçen Fenerbahçe'nin. Koyduğunuz saati hiç mi bakmadınız ya? Hiç mi utanmadınız koyduğunuz saati? Hani bir günde diyorum ki bir yayında eleştirmeyeyim bunları. Çünkü buradaki isimler bana basketbolu sevdiren jenerasyon. Hepsinin belki forması vardı. Hepsiyle zıpladım ettim. Gece kalkıp maçlarını seyrettim NBA'de. Ama o kadar hayal kırıklığı... Yani takım elbiseyi giydiğinizden beri o kadar hayal kırıklığısınız ki. Aklım almıyor yani. O yüzden kulüplere el atması lazım bu işe. Bu kadar kafa yoruyorlar, ediyorlar. Çünkü günün sonunda başarısız olursa Galatasaray... Turgay Bey eleştirecek. Veya Barış Nane veya Başkan Kimse onlar eleştirecek ya. Yani. Yok Okben'le ilgili bir bilgim yok. Bu arada Okben'in şu an olmaması bence faydalı. <laughs> Sağlanıyor. Ha, ama Okben'i 4 numarada kullanıyordu. Koç onu biraz da. Daha, daha fazla hatta 3'ten. Verim sağladığı maçlar vardı. Ama Okben çok kafa karıştırıcı bir oyuncudur. Antrenmanlarda sana sergilediği yetenek çok acayiptir. Ama iş işte sahaya girdiğinde bazı oyuncularda böyle yapacak bir şey yok. Sahaya parkeye indiğinde aynı verim gelmez. Okben öyle bir oyuncu. Canberk orada iyi verim veriyor bence. Yani hep sahada kaldığı zaman da Galatasaray hep eksiye yazıyor Canberk'te ama en azından o dinlendirme işini hallediyor. Biraz daha olsa. Galatasaray'ın bir yerli oyuncu düzenlemesi lazım. Şimdi Veseli Bologna istemiyor bence. Bunu çok gördüm birkaç gündür. Girmemeye de çalışıyorum. Tweet de atmamaya çalışıyorum. Bu toplara. Polonara'yı istemeleri normal. Yani İtalya. Ama Veseli istemiyorlar. Ben fikrimi söyleyeyim. Veseli de benim gibi hanımcı. Ben de de kız arkadaşım ne isterse onu yaparım ben. <laughs> Eşi burada iş kurdu. Türkiye'de kalmak istiyorlar. Eşe hadi gidelim yan demezse Veseli kalır. Benim bilgim de bu yönde. Çok uzun zamandır da bunu söylüyorum. Herhalde bir 6-7 aydır. Düşüncem de bu yönde. Bolonya ister. İstemek bedava. Alabilir misin? Ha menajer olayına gelirsek Mişko tarafına. İşte Barcelona 1.3 verdi. Onu yaptı, bunu yaptı. Şimdi Veseli kontrat bulamıyor belli ki e, mevcut paralardan. Ben fikrimi söyleyeyim. Veseli'nin şu an aldığı mevcut parada bile Veseli'yi gönderdin Veseli gibi bir oyuncu bulabilir misin? Ha belki doğru bir scoutingle daha verimlisini bulabilirsin ama bu bir soru işareti kesin değil. Net değil. Veseli şu yerden yerine vuruyor. Ben de eleştirdim yerler var Veseli'yi. Ama Veseli günün sonunda e, vefasızlık yapmamakla Veseli çok iyi bir oyuncu. Veseli'nin çok artıları var. Eksileri her yani her oyuncu gibi var eksileri ve can yakıyor bazen işte geçen maç atılması gibi. Bence artıya döndü de o maçta. Hani ya geçen sezonun Efes serisi. Ancak toplam değere baktığımızda Veseli tutulmalı, indirimle tutulmalı. İndirimle yapacaktır, kalacaktır. Değil Bologna, ve Celine şu an 2-3 takıma daha adı geçer. Çok normal. Kraviş olursa, e, Plyce olursa e, Ya ben ben biraz daha endurcuyum ya. Belki doğru analiz yaparsak pozisyonlara bakıp Kraviş çıkma ihtimali de var. Tepe savunmasında yani dev, perde şeylerin ama ben biraz daha Kraviş mi Endur mu da Endurcuyum. Çünkü <laughs> bu tip oyuncular bizim ligimizde undersize dediğimiz ama atletizmi dolan, dikine gidebilen oyuncular, dikine sıçraması kuvvetli oyuncular bizim ligimizde fark yaratıyor. Endur'un da orta mesafede kendi pozisyonunu yaratabilme özelliği de bence çok değerli. Ben biraz daha Endur'cuyum bu konuda. Ama Tenbaye'nin adı Monaco'ya geçti. Ben onun yaptırılmış bir haber olduğunu düşünüyorum. Pınar Karşıyak'a e muhtemelen sıkıntılı süreçlere girecekler. Son yayında söylemiştim. Bir düzeltme gelmedi bana. Ee, 1.4 milyon dolar karşı yakının bu sezonu içeride bitirdiği ve birkaç aydır oyuncuların maaş almadığına yönelik bir duyum almıştım. Bunu kulüp içinden birisine sordum ve bunu teyit etti. Farklı cümlelerle. Ee, Ama Tembaye'nin de kendisine bir menajerinin alan açtığını düşünüyorum. Yoksa Monaco falan yani gerçi Rayman Morgan almışlardı yani yine alabilirler. Yapmaz demeyeyim yani Ne planladıklarını bilmiyoruz çünkü. Belki başka bir şey planlıyorlar. Ancak e, ee, Amat Eurolig'in ortalama oyuncularından birisi olur. Çok belli rotasyon oyuncularından birisi olabilir diye düşünüyorum. Benim beğendiğim oyuncudan birisi Amat Yani Şampiyonlar Ligi'ne bir kadro kuruyor olsam Amat'ı ee, alırım. Düşünürüm yani. Bir teklifle giderim. Doğru uzunla iyi verim verdi. Raymar Morgan gibi. Melih Bursaspor Bursa Spor Euro kalmalı mı sence yoksa e, seyre daha akıllı mı? Şampiyonel daha akıllı camı olur. Hmm. Ben Euro Cup'ta kalırım Bursa Spor yanında olsam. Şimdi Bursaspor Spor ligde kötü gitti dönemler Euro Cup'a ağırlık vermesinin tek sebebi yani bir sebebi var. Sponsor olan marka Avrupa'da da hani bu gitti yerlerde de kendi markasıyla alakalı çalışmalar yapıyor. Yani Uludağ Gazoz'un o alt ürünü Fruit Extra Euroleague sponsor olması sebebi işte vergi şudur, reklam tanıtım bu değil sadece. Bir ürün reklamını yaptırıyorsan, ürünle gidiyorsan senin Avrupa pazarı ile ilgili de bir planın vardır. Marka bilinirliği. Mesela Anadolu Efes boş yere kalmıyor buralarda. Anadolu grubu. Avrupa'daki hmm, ürünleriyle ilgili, markalarıyla ilgili de çalışmalar yapıyor. Yani bunun firma motivasyonları çok farklı olabilir 5-6 dalda. Benim de bilmediğim. Yani Eurocup buna daha müsait bir ortam. Ve sponsoru da olduğu bir organizasyon, ULEP organizasyonları. Bence orada kalmalı. Yani bunu sadece spor olarak düşünmeyin. Bunu e, AŞ tarafına geçtiği için sponsor veya ortak olan kesimin kendi şirketlerinin sağlayacağı fayda olarak da düşünebilirsiniz. Bence de Euro Cup'ta kalsın. Çünkü Euro Cup takımlarından ya daha doğrusu ULEP organizasyonlu takımlardan bayağı daha rahat kazanılıyor. Şimdi i̇şte Bursa'nın da 150 bin dolar da olsa iki tane oyuncu gönderse 300 bin dolarlık buyout kazanması önemli paradır basketbolu 400 binlik. Yani dörtte bir bütçe ne der bu senin bütün sezon boyunca? Yani bunu bir şekilde bir yerden halletmek lazım. Sevgili Mert Yılmaz sorunun gözünü seveyim bir kere yaz. Bir daha öyle bir, bir soruyu 10 kere yazarsan kusura bakma çıkarmak zorunda kalacağım ya. Bak, senin yorumlarından diğer şeyleri kaçırıyorum ya. Hoş geldin Burak. Bonzi Colson'la ilgili bir haber var mı? Seneye için bir yere yakın diye. Ben görmedim. Bonzi Colson'la hiç bir haber düştüğünü görmedim. Bir yere yakın olurum. ama. <laughs> <laughs> enteresan oyuncu. kaybolmaz. Karşıyaka kaybolmaz ama Özhan Hoca, büyük çekmecenin koçu Özhan Hoca belki yine Pınar Karşıyaka'nın koçu olur. Yakın bir tarihte. O zaman ne büyük koç ne de yani ne büyük takım ne aşağı takım underdoglaşmış bir takım olarak kalabilir. Kolay değil. Yani bu Pınar'da ne yapsın? süt 50, yani o süt o kadar pahalı ki. Ya yani bazen pınar süt içerken diyorum ki ama tembaya ya gidiyor şu an para diyorum yani içimden. Ama yani kızamıyorsun onlara da. Her şey pahalı ülkede de. Hani 15 lira süt oldu. <laughs> yani çocuğu olanlar Allah sabır versin gerçekten. Bez parasıydı, şuydu, buydu. Neyse konular konudan dışarıda ama ee, yani Pınar'ın da canına tak eder sponsorunda. Zor Ufuk Sarıca bence gitmeli. Yani bak Mert bir kere yazdım bak nasıl cap diye buldum sorunu. Bence gitmeli ama başarısı olduğu için değil. Ee, şey aralığından e, konfor alanından çıkması gerekiyor hocam. Bunu daha önce de söyledim. Beşiktaş konfor alanı Beşiktaşlı koç. Ee, Pınar Karşıyaka evi. Karşıyaka milli takım zaten milli takım. Bence konfor alanı bozması lazım. Ben Ufuk Hoca'yı seven ve beğenen birisiyim. Ee, az buz işler yapmadığını düşünüyorum ama Koçun çok çabuk dağıldığı noktalar var. Yeni bir yeni bir yarışmaya girmesi lazım, mücadeleye girmesi lazım koçun. Nerede olduğu benim hiç umurumda değil. Farklı bir yerde bir, çalış bir şey yapması lazım. Belki bir sene çalışmaması lazım. Ama deli gibi yani bir gün İspanya'da maç izlikti, bir gün İtalya'da bazı şeylerin değiştirmesi lazım. Yani kötü bir Ergin Ataman taklidi gibi duruyor artık bu da yani basketbol yakından takip edenler bunu söylemeye başladı bu beni üzüyor savunmaktan bir tap düşüyorum ama koç da elimizi güçlendirmiyor yani onu savunanlar olarak ezbere gitmeye başladı ben e, Ufuk Hoca'nın ülkemiz için önemli bir koç olduğunu düşünüyorum seversin sevmezsin sağ dışları beni ilgilendirmiyor bu arada hiçbir koçum yani Erhan Hoca'yı eleştiriyorum sağ dışında belki çok iyi bir babadır belki çok iyi bir dosttur veya kötü bir insandır umurumda değil beni ilgilendirmiyor keza Ergin Ataman Ufuk Sarıcı ben yani sağ işleri benim işim. Sağ için Ufuk Hoca bu sene büyük çuvalladı. Kötü, ek, çok eksi yazar. Wilbeck'in Maccabi'den ayrılacak iddiası var. Ben de tweet attım Wilbeck'in ve Maccabi'li formasını paylaşmadım. Bir tane izleyicimiz dikkat etmiş, yazdı bana özelden. Abi Türk Türk milli takım olan formasını paylaştım diye. Domino etkisi. Bu bir tane Beşiktaşlı futbol yorumcusu vardı ya. Birkaç sene önce Twitter'da sis diyordu, perde diyordu, bomba diyordu. Nazi filmi çekiyordu Twitter'da. domin etkisi yaratacak oyuncunun Willbekin olduğunu düşünüyorum. Euroleague transfer piyasasında. Willbekin Maccabi'den ayrıldığı an, Avrupa piyasasındaki bütün guardların e, uçak biletleri değişir. Hatta söyleyeyim. Willbekin Tel Aviv havalimanına gittiği gün aynı havalimanına inecek oyuncunun adı Wade Baldwin. Bence. Fikrim o yönde. 1.2 milyon dolar civarları. 1.3 milyon dolar civarları mı? Diye düşünüyorum. Wade Baldwin'in de kontrat bitti zaten. Makabi'ye gitmesi demek bütün dengeleri değiştirir. Miss için mesela NBA'ye gitmesi. Larkin'in tamam baba benden bu kadar demesi gibi. Çok şey değiştirir. Çünkü Wilbeck'in İstanbul'a inerse uçağa Ataşehir'e mi gider? <laughs> ya yani sarı lacivert tarafı mı gelir? Mavi beyaza mı gelir? Bence %60 mavi beyaza gider. Ya yani Wilbeck'ın Türkiye'ye gelirse bence Efes'e daha yakın. Diye düşünüyorum. Valla Ender Bey güzel sorular soruyorsun. Chris Jones ve Can Buran bizim ülkemize gelsinler. Ama Chris Jones alıyorsan ee yanına Fenerbahçe için konuşuyorum. Pierre Henry'yi de tutuyorsan skor gücü ya bir 50 Okobo bulman lazım. Öbür türlü Chris Jones ve Pierre Henry çok zayıf kalır. Bir 50 Okobo bulabilir misin? 50 Okobo çünkü aklı fikri NBA'de. getirebilirsen belki. O da uygun fiyatlıdır muhtemelen az verdi. Yani Chris Jones en iyi nasıl tuttu birlikte gelir mantığı da olabilir. Ya bilmiyorum açıkçası. <laughs> <laughs> yani... <laughs> ya evet öyle şeyler var. iyi koç. Allah. Trinkieri iyi koç. Marcus Knight kime yakışır? Azrail'de ki. O Marcus Knight. Marcus Knight bu saatten sonra Merkez Denizli Basket'e gelir. <laughs> Geçen sezon oynadığı yürürlük topuyla da kalır biraz da. Enteresan bir adam biliyor musun Marcus Knight? Yani az verdi ki de, değil mi? Bir sürü Marcus Knight var şimdi. Ya o şeyden dolayı. Hani o Brescia diye bakmayın. Avustralya'ya gidiyordu. O işgalden dolayı oraya gitti. Top oynamak için. Mike James sence Monaco'da kalır mı? Valla Mike James bence kalır. Bence planlamayı onun üzerine yapacaklar. Hmm, Obra, Obra, Sasha Obradovic de işte kalacak gibi duruyor orada. Sözleşme uzattılar pardon galiba. Bence kalacak. Ama na, aynı bu şu son dönemdeki Mike James gibi kalır mı? Bilmiyorum. yani patlama hazır bir bomba gibi. Ben çok güven vermiyorum Mike James'e. Ya bunu böyle cevaplamayayım. Güzel soru bu. Ama hangisi daha rencide etmeye gerek yok. İkisi de kötü bir <laughs> Yani böyle rencide etmeye gerek yok. Kötü olarak. Ama şimdi Burak Hoca'yı ben geçen sezon şimdi sezonun en, en değerli hocadan birisi seçtim. Normal. Onu yanlış anlayanlar olmuştu ama düzelteyim onu. Zaten Kokoşkov, Lergin, Atan, Fenerbahçe bir Anadolu Efes'i seçmiyoruz. Geri kalan sıralamada baktığımızda da herkes Almanya, sadece ligi değerlendirmiştim. Ligde herkes olması gereken yerdeydi. Artı bir Ahmet kan ile Burak Gören biraz daha fazla iş yapmışlar takımların değerine göre. Çünkü e, oyuncu Michael falan kaybetmişti geçen sonu Türk Telekom ve önemli bir oyuncu da gitmişti. Bu sezon hem Petkim'deki performansı hem Telekom'daki performansı rezalet. Rezalet. Gerçekten rezalet. Bu arada Burak Hoca falan bunlar yani bilmiyorum Burak Hocayla ilgili yarı yarıyayım. Yani çok iyi şeyler duyduğum kişiler de var. Yar, arka e, yarısında da konuştuğumda kötü şeyler duyduğum da var ama orası bir ekip yani Can Sevin, Burak Gömle aynı yerden, aynı asistanlıktan gelenler. Aslında basketbola gerçekten kafa yoran isimler. Ama bilmiyorum herhalde oraya girince, piyasaya girince ben olabildiğince kimseyle tanışmamaya çalışıyorum. Samimiyet kurmamaya çalışıyorum ki rahat rahat olumlu olumsuz değerlendirme yapabileyim diye. Ama herhalde oraya girince hayat gayesi, ne bileyim gelecek kaygısı, ekonomik düşünceler girip tutunmaya çalışıyorlar bir yerlere. Ben böyle görüyorum. Yani halbuki kendisinden yıpratıyorlar yani. Bence yanlış. Bence Petkim'in birlikte tutmasına rağmen gitmemesi gerekiyordu. Ahmet Kandemir'e de gelirsek nevi şahsına münasır birisi Ahmet Kandemir. Seven var, sevmeyen var. Ben ilgilenmiyorum yani sosyal hayatıyla. Beşiktaş'ın antrenörü kısmıyla ilgileniyorum. Biraz da Beşiktaşlı tarafımla daha çok ilgileniyorum. Farkındaysa Beşiktaş'ı çok az konuşurum ben. E, o da benim öz eleştirim olsun. Çok mesafeli kalamıyorum. Sinirleniyorum kötü gittiği yere. O yüzden az konuşurum Beşiktaş'ı. E, çok kötü yönetiliyor. Ben başarılı bir antrenör olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş seviyesi. Benim hayalimdeki Beşiktaş'ın zaten herkes kendi tuttuğu takımı nerelerde olmak istedi bilir. Oraların antrenör olmadığını düşünüyorum. Ama underdog olacaksa Beşiktaş belli bir açtı bütçelerle. Başarı her zaman kupa demek değildir. Ee, basketbola genç oyuncu yetiştirmekle de bir hizmet edebilirsin. O da bir önemli bir misyon olabilir. Takım menajeri olsun. Daha üst seviyeye çıksın. Kongreyesi. Kongreyesi olarak kalsın belki bilmiyorum. Oralara gitmiştir. Oralara da devam edebilir. Ama yani Türk Telekom'un bu arada Tutku Hoca'ya yani hocam Türk Telekom'a gideceksen kadroyu ya kendin kur ya da mevcut kadroyu kuran arkadaş Timuçin Bey sanırım. Ee, arkadaş demeyeyim ayıp olur. Timuçin Bey. Timuçin Bey'den çok tavsiye almayayım. Kadroyu o kurdu diye bilgi aldım. Ee, iyi i̇yi isimler buluyor. Bireysel kalitesi iyi isimler buluyor ama öyle bir şey değil ki bu. Parça yani. Bu takım kimyası çok önemli bir şey. Sakın, direkt hatta o işin özü. O konuda biraz başarısız Türk Telekom transfer komitesi. Ya kendin kuracağım ya da dikkat et. Yoksa bu sezonki bütün övgülerimiz seneye çöp olur. Sen de sezonu tamamlayamazsın. Türk Telekom'un bir de öyle problemi var. Beşiktaş'ın da 50 tane problemi var. En son Aykır Apex çıkacak muhtemelen. Rain gelecek. Mesut Urgancılar'la anlam dalga kıran birbirine girdi. Yani belli ki Twitter'da isim vermiyorlar da Beşiktaş'ta coin kısmına bakan anlam dalga kırandı. Yeni sponsor bulan da Mesut Urgancılar. Öf yani öf. Ve hiçbir Beşiktaşlı'nın da sesi çıkmıyor. Ben en çok bunu üzülüyorum. Futbol kulübü olmaya adım adım ilerliyor. Voleybol ikincilikte kadın. Yani handball her sene geriye götürüldü. Ona rağmen hala lider gidebiliyor ama bu sene sen çok iyi olduğun için diğer takımlar daha az seviyede olduğu için vesaire vesaire. Zor. O yüzden Fenerbahçe'ye saygım o kadar fazla ki anlatamam. Yani Fenerbahçe taraftarlarının da bunun değerini bilmesi lazım bence. Şubeyi kapatın demek yerine nasıl geliştirilebiliriz demesi gibi. Can dost Volkan ölmüştür abi. Kim ölecek Burak Yok var. Sevenler var. Endur ve Kraviş beraber oynarsa Blackshear'dan çıkmaları lazım Mehmet Bey. Ee, dışarıda tutmaları lazım. Black yani ne kadar faal problemi alsa da bence yaban atılacak bir oyuncu değil. Sağda olduğunda bir verim işte çok yüksek. Ee, bence oynayabilir. Çünkü Endur biraz daha ayakları yani iki uzun gibi oynarsın. Yani nasıl mesela salda. Melo Trimble, d Bost, Rıdvan'da bir üç kısası var Galatasaray'ın. Endur ve Kraviş'i at oraya. Yani üç kısa iki uzun net. Keskin. Euroleague'de de bu, çok, bu sezon çok yapıldı. Ama bu düzenli planlı olamaz yani. Oyunun uzun planında 7-8 dakikayı bu 5'le geçemez geçemezsin. Bu 5 maksimum sadece 2 dakika falan durur. Ee, riskli bir hamle. Çok riskli bir hamle. Bir de Anadolu Efes'le eşleşirse e, Moerman, Singleton ikisinden birisi gelecek. Riskli bir hamle. Pınar karşıya da keza yani orada da e, Ama Temba'ya karşı dışarıda space yaparken zorlanabilir. Valla Türk Telekom'da GM bir, bence baştan sıfırdan kursunlar orayı. Orası biraz bana Güzel şeyler duymuyorum en azından. Fener Öfkürt yapacaksa İtvidis gelmeli. Konuşacağız. İtvidis. Şu an ben ona çalışıyorum. Çavi Pascal, İtvidis ve Trinkieri özelinde çalışıyorum bazı görüntülere. Bir iki 3 haftadır. Ee, şu fixture biraz rahatlasın. Malum kanalda tekim. Her şeyi yapan. Ee, voleybol tarafı da yoğun gidiyoruz şu an. Şu biraz rahatlasın. Yine böyle bir yayın açacağım. Hep birlikte biraz oyun koşulların bazı şeyleri anlatacağım sizlere göstereceğim. Tartışacağız. Ama üç hoca da iyi hoca ya. Yani. İfe Lundberg Galatasaray'a nasıl olurdu? <laughs> Getirebilirler mi? Getirebiliyorlarsa güzel olur. NBA'deki tahminler. NBA'de bir tahminim yok ya. Bizim arkadaşlarımız pazar günü yayında olacaklar NBA programında. Onlar versinler. Benim yani NBA'yi sadece izliyorum. yakından bir şeyim yok. G-Lig tarafındayım sadece. Bu da son sorumuz olsun. Recep Argın en azından günün maçını kazanayla bitirelim. Bursa'nın gelecek sezon transfer çalışması nasıl olmalı? Bir kere Needham'ı tuttular, Jurinski'yi tuttular, Onur Alp'i tuttular. Ee, Andrews, Andrews'a teklif gelmiş galiba Euroleague'den sanırım. Ee, bu ben Panathinaikos diye duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, teklif gelecektir Andrew Vander çünkü yaşı daha 28 ve piyasa yaptı. Bursa Bursaspor tutarsa iyi iş. Şu kadronun hepsini tutması lazım. Kevarius Hayes'in kalacağını düşünmüyorum. Bir e, ya, NBA yaz kampı deneyecektir. Muhtemelen başarısız olacaktır. Ve çünkü Hayes gibi G League'de 15 tane oyuncu var. İsterlerse veririm desinlerini e, ee, muhtemelen dönecektir. Ben bir Euroleague yoklayacaklarını düşünüyorum. Yani rotasyon olarak yoklanacağını düşünüyorum. Buraların takımları da talepleri çok net. Yani aşağı düşük takımlardan e, talepleri olacaktır Reis'in. Yine az verdim. Pan Panathinaik'ı soruların. Ee, Euro Cup'tan gelecektir teklifler. Fiyatı artmıştır Reis'in artık. Ama ben olsam hepsini tutarım. Bursa olsa. Buradaki amaç bütün oyuncuları tutmak. Ömer Utku al. Metin Türen, Onur Alp. Şimdi diğerlerini saymıyorum. Ayberki, Mitatı, Tarı. Üç tane. oğlum ya bu üçüyle sadece gitmez. Yani burada biraz kalite arttırması lazım. Çünkü hem orası hem burası 8-9 oyuncu rotasyon yürümez. Tolga geçimin de sakatlığı var geçmiş olsun ama Tolga'nın çok iyi döne, dönebileceğini düşünmüyorum. Ee, bir tane bilgim var ama izin almadığım için onu söyleyemem. Ancak şöyle yanından geçebilirim. Ee, Tolga Tolga'yla biraz daha fazla ilgilensinler. Sakatlık çok zordur. Kötü bir sakatlık geçirdi. Menajerinden ailesine kadar, arkadaşlarına kadar, kulüp yetkililerine kadar kim varsa yalnız bırakmamaları lazım. Yalnız bırak kırsanız oyuncu da düşer. Her türlü düşer. Bu ara bazı taraf bazı yerlerden yalnız bırakıldı aşikar Tolga'nın ben böyle söyleyeyim. Daha fazlasını iznim yok. izin alamadım bu konuda. Ama Tolga biraz yalnız. Zor bir sakatlık geçiriyor. Bursa seviyesinde oynayacağı topla Tolga önemli katkı verebilir. Efes'te olmaz ama Bursa'da olur. İyi bir katkı verebilir Alimpiyeviç'te kaldığında. Yerli rotasyonu katkısı lazım. 5 değil 6 yabancılık bir rotasyonu lazım artık şeyin Bursa ve o bir oyuncunun uzun rotasyondan kullanıp kısalarda belki yerli değerlendirip o bir oyuncu da Türkiye Ligi'nde dinlendirme yapabilir. Çünkü 2,5-3 milyon dolar çok tatlı bütçe kurulabilir ya. Çok güzel oyuncular var. Kurulabilecek. Emin Günay. Galatasaray şampiyonsa Euroleague, Euroleague Euro gider mi? Yani çok hava hava bir soru ya bu. Bunu bir önce olsun. Şimdi Anadolu Efes'inde Fenerbahçe'nin de direkt lisansı var. Yani Türkiye Ligi şampiyonu kotası Şimdi Aba Ligi'nin kotası var. Özel yani resmi olmasa da oraya özel bir ilgisi var Euro Ligi'nin. Aba Ligi getiriyor. Çok havada bir soru Emre. Ben bir de Galatasaray'ın 2 yıl en yakın süreçte 2 yıl Euroleague planı yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Euroleague'in sistemi değişecek bence. Birkaç sene içerisinde. iki yıl olmasa da 5 sene içerisinde. Galatasaray'ın senelik hedefinin şampiyonlar gibi kazanması olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'da bir kupaya direkt oynaması lazım. Bütün taraftarı tekrar o basketboldan vazgeçen taraftarı tekrar buraya çekebilmek için rekabetçi maçlardan ziyade Galatasaray'ın taraftar yapısı rekabetçi maç değil olayı. Şampiyonluğa gitmek, finale gitmek. O zaman daha çok kenetleniyor Galatasaray taraftar. O yüzden bence Şampiyonlar Ligi kısa vadede daha iyi bir hedef. Kupasını hedeflemek. Genellikle benzer konular. Bunların hepsini konuştuk. Evet, bu önemli. Ee, çıkış maddesi olur. Şimdi sözleşmeyi bilmiyorum. Görmedim yani nasıl bir şey var ama hani Ulebink'ini biliyoruz en azından. Benzeridir. Ç e çıkmak istersen kontrattan belli bir para da yani cezai yaptırımın var. FIBA'nın da vardı. Şimdi biz bunu ikili sıkıştırma programına geçen son Mert'le işledik. Ulep ile FIBA arasında neler oldu, ne değişti diye. Ee, FIBA'nın bundan 4-5 sene önce bayağı büyük bir resti vardı. Hatta bu atılım bu kadar çok takımlı olmasının sebebi de bu. Yani Uleb'in de az takıma düşmesi bazı işte organizasyonlarda. FIBA çünkü herkes Uleb'e kaymaya başlamıştı. FIBA net söyledi. Bana takım göndermeyen ülkelerin, liglerin, milli takımların organizasyonlarımı almıyorum dedi. Ve belli başlı sözleşmeler de yapılmaya başladı. FIBA bu konuda çok net ve acımasız da gidebilirler. Çünkü Uleb, Uleb sadece kendi Euro Cup bir Ligi ilgilendiriyor. Ama FIBA bütün senin ligine kadar ilgilendiriyor. Milli takımın vesaire. O yüzden çok Galatasaray'ın bu tarz toplara gireceğini düşünmüyorum. Bir sene daha beklemeli. 2 saate geldik. Uzun uzun yayın yaptık. Yaklaşık 50 dakika Fenerbahçe, Bursa Spor 45 dakika. Ee, bir 30-35 dakika Galatasaray, Bahçeşehir. Sonra da bir 30-35 dakikada soru cevap o civarlarda yaptık. Ben teşekkür ederim yorumlarda bana eşlik ettiğiniz için. Güzel bir basketbol muhabbeti yaptığımızı düşünüyorum. Gece 12.30 saat. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim artık. Ben de boğazımda yoruldu. Abone olursanız da mutlu olurum. Şimdi yayın akışımız şöyle. Artık bugün akşam yani çarşamba Final for maçını yapacağız sevgili Mert'le. Perşembe günü Efes maçı biter bitmez yayında olacağız. Bir saat kalacağız. Devamında zaten Barcelona-Real Madrid maçı başlayacak. Umarım cumartesi günü de Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladığımız kanalımızın yani geçen sezon kutladık. ilk yılımızdı. Bu da ikinci yıl devamı. Yine Anadolu Efes şampiyonluğu. Umarım bunu sonlandırırız. Böyle Avrupa'ya damga vurmuş bir basketbola devam ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu yayınların hepsine görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi geceler.